Merhaba arkadaşlar, bir iki ses kontrolü yapalım. Benim ismim Hasan Zeki Alp, kanala hoş geldiniz. Birkaç ayarı tamamlayıp hemen dersimize başlayacağız sevgili arkadaşlar. Bir altyapımızı bir kontrol edelim. Evet. Evet, bazı şeyler tam anlamıyla yolunda gitmiyor elbette. Başka bir kamerayla daha size beyaz tahtada sunmak istedim ama olacak herhalde. Evet. Evet. Evet sevgili arkadaşlar, merhaba. Aslında geçen dersimizde güzel olmuştu. Çünkü bazı görsel malzemeler size aktarmak için bir dosya üzerinde sizlere başka bir ayrı kamerayla açıklamalarda bulunuyordum. Tam yayına geçeceğim sırada sabitlemediğim için bir tatsız bir durum oldu. Artık yayını da kesmek istemiyorum. Dolayısıyla bundan sonraki kısımları da o ikinci bir yardımcı kamerası size sunacağım arkadaşlar. Benim ismim Hasan Zeki Alp. Burası benim çalışma odam. Sizlere 2018'den 2019'dan bu yana çeşitli programlama dillerini anlatıyorum. Bunların içerisinde fonksiyonel programlama dilleri de var. Fonksiyonel programlama dillerinin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Asıl yazılımın temeli bu fonksiyon alt yordam, alt program dediğimiz blok fonksiyonların daha sonra kullanılabilir hale gelmesi ve bunların çağrılmasıyla, yani her seferinde bu program kodlarının yazılmasından ziyade bunların çağrılmasıyla ortaya çıkan bir yöntem. Daha sonra bu yöntem evrim geçirerekten klas yapılarından nesne temelli programlamaya kadar veyahut da modüler kitaplık programlarına kadar gelişmiştir. Ancak şöyle diyebiliriz ki fonksiyonel programlama her zaman popülerliğini kaybetmemiştir. Yani doğrudan doğruya yapılan işin programını veyahut da işte fonksiyonunu siz yazıyorsunuz. Eğer ki bu basit fonksiyon
yapıyorsanız oradan doğruya bağımsız girdilerle bağımlı değişken elde ediyorsunuz. Ya da bileşik fonksiyonsa, yani iç içe bir bileşke fonksiyon şeklinde ise, yani bir fonksiyonun çıktısı diğer bir fonksiyonun girdisi oluyorsa veya başka bir deyişle fonksiyonun etkenleri birden fazlaysa, yani bunlar lineer de olabilir, non-lineer de olabilir. Bunlarda da ardışıl ya da işte süperpoze şekilde veyahut da convolution dediğimiz bileşik fonksiyonlar gündeme gelebiliyor arkadaşlar. Hepsi de fonksiyonel programlamanın kapsamı dahilinde. Kendimi tanıtayım ben biraz. İsmim Hasan Zeki Alp. Emekli mühendisim arkadaşlar. Uzun yıllar teknolojinin bizzat aktif olaraktan hem geliştirme, hem test, hem verifikasyon kısmında, hem de bunun sunulması kısmında yer aldım. Pek çok yurt dışı ülkede ürün tanıtımına katıldım arkadaşlar. Bu arada bilgisayar programlama dilleri ve insanlarla ilişki konusunda veyahut da işte satış pazarlama konusunda da belirli bir beceriye geldim. Ve de aktif iş hayatından sonra da emeklilik yıllarında biraz daha olumlu, biraz daha işe yarar, başkalarına da işine yarayacak bir şeyler içerisinde olmak istedim ve de bilgisayar programlama dillerinin bildiklerimin üzerine yenilerini de kataraktan bir 13 civarında bir sertifika aldım arkadaşlar. Daha sonradan bu sertifikaları hemen yayına dönüştürerekten bu konulara hevesli arkadaşlara kılavuzluk etmek bakımından da bunları ücretsiz bu kanalımda sunuyorum. İlk zamanlarda belki çok profesyonel olmayan, çok amatörce işler çıkarttık. Fakat daha sonradan da artık böyle dişe dokunur, Türkçe kaynaklara katkı adı altında başka arkadaşların, yani yabancı kaynaklardan yararlanan ancak Türkçe kaynak sıkıntısı çeken arkadaşların bulamadığı kaynakları da sizlere videolar şeklinde sunuyorum. Bunlardan bir tanesi de Julia'ydı. Aslında bu şekilde nişle bileceğimiz bir takım programlama dilleri var arkadaşlar. Ben hani kafama esiyor veyahut da çok hoşuma gidiyor. Hani ben bunu anladım, öğrendim. Bunu da bir aktarayım dediğim programlama dillerini de sizlere aktardığımda bunların kimi üniversitelerin müfredat programlarında yer aldığını görüyorum arkadaşlar. Ve de birçok teşekkür aldım bu konuda. Rica ediyorum diyorum. Yani beni utandırıyor aslında bunları söylemek. Ancak şunu demek istiyorum. Benim kendi tercihim olan bu programlama dillerini size anlatma konusunda, seçme konusundaki kendi tercihim olan bu davranışı sürdürdüm. Bunların içerisinde Haskell var arkadaşlar, Lua var, size sunduğum Julia var, birkaç tane daha var, Clojure var arkadaşlar, Elixir var. Bunlar belki yazılım dünyasında çok çok bilinmiyor veyahut da revaç görmüyor, favori değil. Ancak bunların yapılarına baktığımızda arkadaşlar, beynin, insan beyninin, yani anatomik beynin bir bakıma çalışmasına taklit eden bir yapı var. Yani ona benzetilmiş ve de yapay zekanın, hatta şöyle diyebilirim ki işte data science dediğimiz veri biliminin temelleri bu programlama dilleriyle atıldı denilebilir. Elbette yapay zekanın bileşenlerin çok fazla bileşeni var buna katkıda bulunan. Bunlardan bir tanesi de algoritmalar ve matematik, yani bilim, sayılar bilimi diyebiliriz. Ancak düşünüş bakımından veyahut da işte konsept, kavram bakımından bu programlama dilleri, yani size de anlatmış olduğum bu programlama dilleri aslında son derece zihin geliştirici, ufuk açıcı programlama dillerinden. Şimdiye kadar Julia'nın bir parti, bir üç, bir de iki derslik bir videosunu çekmiştim. Daha sonradan yeni Julia diyerekten şimdiye kadar 3 ders çektim. Dolayısıyla bu 4. derste hem çalıştığım ortamları veyahut da bu size aktarırken kullandığım, yararlandığım ortamları sizlere sunacağım. Hem de farklı ortamlarda bunları çalıştırma yoluna gireceğiz arkadaşlar. Julia hakkında da bir bilgi vereyim. Aslında Julia bir ekip tarafından geliştirilmiş. MIT Massachusetts Institute of Technology tarafından ve de aslında akademik düzeyde. Ben bunu ilk karşılaştığımda, bundan işte 2 sene önce oluyor, çok teferruatından dolayı çok fazla ömür biçmemiştim oysa açıkçası. Fakat daha sonra bunun kudretini veya yapabilirliklerini, fonksiyonelitesini gördükten sonra dedim ki bu Python'ın yanında niçin bir programlama dili R ya da işte bir Julia olaraktan bu yapay zekanın temel taşlarından bir tanesi olmasın veyahut da ondan yararlanan temel taşlarından bir tanesi olmasın diye düşündüm arkadaşlar. Şimdi hemen size paylaşımda ekrana geleceğim ve de şöyle şurada Julia ile ilgili ilk
Size anlattığım siteyi bir göstereceğim arkadaşlar. Aslında bu tanıtım videosu olmaktan uzak, hemen derse apar topar başladığımız bir ders olmasını isterdim arkadaşlar. Yani istiyorum diyeyim hala da. Ve de Julia Lang diyerekten veyahut da burada web browser'da Julia Lang dediğinizde ya da işte Julia Lang veyahut da işte Julia programlama dediğinizde karşınıza işte bir sorunumuz var galiba. Yayında bir anomalilik yok değil mi arkadaşlar? Şu Julia Tutorial ya da Julia Lang dediğinizde pek çok kaynağa ulaşıyorsunuz. Bu kaynaklardan bir tanesi de tutorialspoint.com adlı web sitesinin içerisinde Julia derslerinin olduğu kısım arkadaşlar. Şurada burada Julia, bunu biliyorsunuz, bu web sitesinin tutorialspoint.com. Julia'ya tıkladığınızda da şuraya geliyorsunuz. Şunun da şöyle ajandasını göstereyim. Aslında daha önceden de bir anlamda ben bu dersleri buradan işlemeye başladım. Fakat dediğim gibi Julia başlangıçta çok teferruatlı olduğu için belki derse bu başından itibaren devam eden arkadaşlar için dersi izlemek bunaltıcı olabilir. Dersiniz ki hemen hocam fonksiyonlardan başlayalım, işte meta programlamadan başlayalım, veri yapılarından başlayalım. Fakat bir kısım altyapıyı da görmeden ilerlemek zor olacak arkadaşlar. Üçüncü dersin sonunda hatırladığım kadarıyla Julia Erase kısmında şurada Erase kısmında şuraya gelelim. Şuraya kadar gelmiştik, öyle tahmin ediyorum. Range kısmını anlattık. Range fonksiyonunu anlattım. Ve de burada çeşitli mülahazalar ve jeneratörler kullanaraktan dizinlerin oluşturulmasına kadar gelmiştik arkadaşlar. Şimdi reklamlardan kaçınmak üzere şunu olabildiği kadar büyüteceğim sevgili arkadaşlar. Ekranımıza. Hatta şöyle, evet. Range fonksiyonunu anlattık. Dolayısıyla bir sonraki bölümümüzde münahazalar ve jeneratörlerle bunları kullanaraktan dizinlerin oluşturulması kısmına gelmiştik. Aslında burada normal bir Julia Compiler üzerinden işte komutların icra edilmesi ve de onun akabinde çıktının alınması şeklinde bir çıktıyı görüyoruz arkadaşlar. Ancak ben bunun yanı sıra bir de size şunu göstermek istiyorum. Eğer ki Anaconda Navigator ya da işte Anaconda platformunuz varsa, Anaconda platformu üzerinde de arkadaşlar siz bir Julia Notebook çalıştıraraktan, ki diyeceksiniz hocam bu Julia Notebook nereden çıkıyor? Onu da şöyle göstereyim arkadaşlar. Eğer ki Julia Lang'a girerseniz, şöyle şurasını da kapatayım. Evet. Birçok da açık dosyamız var. Julia 110, şuradan benim masam üstümü görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz dağılı, kusura bakmayın. Julia 110. Kendim de görmek istiyorum şuna şöyle. Evet. Julia 110. Julia 141. Julia 153. Julia 184 ve çok yeni çıktı arkadaşlar. 6'sı ya da 8 Ocak'ta Julia 185 çıktı. Bunlar Julia'nın normalde işte Command Line Interpreter ya da işte interface dediğimiz kullanıcı arayüzü veyahut da işte siyah ekran tabir ettiğimiz konsolu arkadaşlar. Bunların bir tanesinde Julia Pro'nun, bunları nereden bulacağım derseniz, eğer ki Julia Lang'ın içerisinde eski indirimler, eski versiyonlar derseniz muhakkak çıkacak arkadaşlar. Bununla karşılaşacaksınız. Burada ben bir de ekstradan şunu size söyleyeyim. Julia Pro 1.4 1-1-1'e tıkladığınızda bu size doğrudan doğruya Atom browser'ı ile Atom Exe ile arkadaşlar, veyahut da Exe ile diyorum, Atom IDE'si ile ilişkilendirilmiş bu. Yani 1.4.1, yani bir kez daha şöyle göstereyim. Bakın 1.4.1 Julia Pro 1.4.1'i bulduğunuzda bu aynı zamanda, şurada da gösterdim, 1.4.1 ile ilişkilendirilmiş. Bakın şu 1.4.1 versiyon 1.4.1 ve de size söz konusu açılacak olan dosyaların üzerinde çalışılacağı Atom kısmını veriyor arkadaşlar. Bu bildiğimiz Atom arayüzü. Diyeceksiniz
diyeceksiniz hocam ne alaka? Arkadaşlar size eğitim maksatlı her seferinde işte şu siyah ekranda, şurada göstereceğim siyah ekranda ya da işte şuradaki Julia 1.0 ya da işte Julia 1.5.3'te komutlara yazıp uygulamak yerine bazen buradan yeni bir mesela yalboz tahtası açaraktan buradan göstereceğim arkadaşlar. Normalde bir Julia dosyasını işte şu şekilde yazdığınızda işte bunu çalıştırdığınızda işte şöyle gündeme alıp çalıştırdığınızda bunun dizine size verecek arkadaşlar. Şöyle şurada çıktığı gösterecek. Ancak dediğim gibi eğitim maksatlı hem de biraz da zamandan da kazanmak üzere yani her seferinde buraya dosya açıp kapatmak yerine yazboz dosyasını kullanaraktan ben şu dosyayı burada da çalıştırabilirim arkadaşlar. Evet. Şuradaki işte kodu kastediyorum. Şuradaki kodu kastediyorum. En son burada kalmıştık herhalde. Bakayım. Evet. Evet. Bazen şu ya da bazen şu bu, kodları buraya aktararaktan buradan da çalıştıracağım. Bu ortamlarından bir tanesi bu. Dediğim gibi aslında atomu ayrıca indirebilirsiniz ve de atomun içerisinde siz bir proje açıp Julia kodlarını yani Julia uzantılı kodları şu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunların hepsi elbette çalışacak ve çıktı verecektir sizlere. Bu kaynaklardan bir tanesi veyahut da işte yararlanacağımız ortamlardan bir tanesi. Diğerini de şöyle gösterebilirim. Yine eğer ki siz şöyle göstereyim. Evet. Julia eğer ki siz bu programı çeşitli versiyonlarına düzgün bir şekilde indirmişseniz yani problemsiz bir şekilde indirmişseniz bunlar arkadaşlar Anaconda platformundaki bu Jupyter ile Jupyter Notebook ile ilişkilendiriliyor arkadaşlar. Belki de hani çok enteresan gelecektir. Biz Jupyter'i sadece işte Python interpreter'ını kullanıp yorumlayıcısını kullanıp buradan dosyalar hazırlıyoruz veyahut da işte burada dersler anlatıyoruz diyerekten bilirdik. Fakat dediğim gibi işte 1.4.1 ve 1.8.4'ü de aynı şekilde ben eğer indirmişsem işte şurada da göreceksiniz. En son versiyonda 1.8.5. Henüz bu hook atılmamış buraya. Öyle anlıyorum. Dolayısıyla buradan da bir notebook açabiliyoruz arkadaşlar. Geçen sefer de yazmıştım. Bunlardan bir tanesi geçen sefer gösterdim. Yazboz tahtası 1 diyerekten. Zaten en son derste anlattığım şöyle aşağıya kadar geldiğimizde en son burada bir collect metodunu kullanaraktan ve iç içe bir de ayrıca range metodunu kullanaraktan işte birden 150'ye kadar 15 adet sayının döktürülmesini gerçekleştirmişiz arkadaşlar burada. En sonunda da burada bir sonraki derse diyerekten bırakmıştım. Bu dersimizde bu yazboz tahtası 1, yazboz tahtası 2'den başlayacak arkadaşlar. Yani zaten konu başlığını gördünüz. Çeşitli yaklaşımlar ve üreteçler, jeneratörler kullanaraktan dizinlerin oluşturulması. Ben kodu ödünç olaraktan buraya alacağım ve de bunu çalıştırdığımda söz konusu çıktıyı sanki burada ders anlatır gibi veyahut da burada derste gösterir gibi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Tabii ki komutun içerisindeki ögelerin her birisini de size ayrı ayrı anlatacağım sevgili arkadaşlar. Şimdi bu kaynaklardan bir tanesi dedim. Peki bir de ne var? Aslında Julia dersleri diyerekten yine ayrı bir yer açtım. Eğer ki hatırlamakta veyahut da işte tekrar etmekte veyahut da bunu saklamakta bir değer gördüğümüz, önem gördüğümüz kodları da burada yazacağım. Bunların hepsini arşivleyerekten saklıyorum arkadaşlar. Eğer ki isterseniz işte hocam şunun ders notları veyahut da işte bunun raw dosyaları, ham kodları nerede derseniz bunları da sizlerle rahatça paylaşabilirim arkadaşlar. Burada da bu Jupyter'in ilk açılış kısmı eğer ki burada açılışa bakarsanız zaten yüklenilmişse dediğim gibi işte bu Julia Pro Huno diyerekten şu versiyonu göreceksiniz. Tabi burada ben yeni bir defter açmaya kalktığımda bana hangi versiyonla açmam gerektiğini söyleyecek. Yani az önce bahsettiğim şeyleri buradan ben daha önceden hazırlamış bulundum arkadaşlar. Peki bakalım başka Julia dediğimizde Julia Tutorial deyince bir tek elbette benim bu kaynağım belki Türkçe olabilir ama başka pek çok kaynak var arkadaşlar. Ben de zaman zaman buradan yararlanıyorum bu kurslardan. Julia Lang zaten bunun mihmandarı diyebilirim. Yani bunun asıl Julia'nın
kurucusu ve devam ettiricisi diyebilirim. Peki Julia ile ilgili başka nerelerden yararlanabiliriz? Şöyle bir yer çıktı arkadaşlar. W3edda.com Julia Tutorial diyerekten. Burada da aslında başka programlama dilleri de var. Hani şu olsun. Elimizin altında hani Hasan Zeki Alp hocam başka hiçbir şey anlatmıyor veyahut da başka bir yer göstermiyor şeklinde şurada. Beni lütfen eleştirmeyin arkadaşlar. Farklı kaynaklar arıyorum. Fakat dön dolaş hep aynı konuları anlatıyorlar. Dolayısıyla ben belki hani değer görmüyorum diyebilirim. Fakat siz hiçbir şeyi kaçırmak istemiyorum, her şeyi ben görmek istiyorum derseniz burada da yeni bir kaynak var. W3edda.com Julia Tutorial diyerekten yazdığınız zaman gelecektir. Ya da işte yine Tutorials Card diyerekten kurs arabası diyerekten bir web sitesi var. Burada da PDF olaraktan indirdim bunun Julia ile ilgili olanı. Bakalım ne kadar yeniymiş? 1.0. Çok eskiymiş arkadaşlar. Yani bir de yine kaynaklardan yararlanmakta fayda var. Fakat tabii olayın gelişimini de görmek bakımından her ne kadar böyle durağan bir kaynak olsa da bu PDF dokümantasyon. Bunları görmekte fayda var arkadaşlar. Kahve kahve deyince de insanın midesini bulandırıyor arkadaşlar. Affedersiniz. Evet, bunlar basit. Örneğin işte şurada tutorialscard.com dediğimde burada temel işlemlerden sonra matematiksel işlemler var. Yani fonksiyonel olarak hazırlanan işlemler var. Hemen bir temel çizimler var. Ve de çeşitli şekilde burada devam ediyor arkadaşlar. İsterseniz buradan da devam edebilirim ama dediğim gibi yeni versiyonlardan ve yeni gün daha güncel konularda hazırlamakta fayda var. Bir yer daha var. İşte mygreatlearning.com diyerekten bir site var arkadaşlar. Gene burada My Great Learning. Acaba görünebiliyor mu diye bakıyorum. Burada da bir blog alt dizinin de Julia Tutorial diyerekten var. Burada da işte ilk başlangıçtan itibaren bir kurs var. Bakıyorum şurada ne kadar en başından sonuna kadar ne kapsamlı. Evet, temel bilgileri verdikten sonra şöyle bir sona kadar gidelim. Ne yapmış, ne etmiş? Oo, çok güzel. Çok güzel. Evet, bunlar konuya anlatacağım, konuya bahsedeceğim, konuya aşina arkadaşlar için enteresan ve heyecanlandırıcı şeyler arkadaşlar. Lojistik regresyon, karar ağacı, rastgele orman, ggplot2 kullanaraktan bunun Julia'da kullanılması. Evet, demek ki buna bir tik koymamız gerekiyor arkadaşlar. mygreatlearning.com. Ben şöyle bir yöntem uyguluyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle bir dosyam var. alllinks.com diyerekten. Burada çeşitli gezinmeleri arkadaşlar. Burada history'de de tutmak yerine, browser'da history'de tutmak yerine. Çünkü browser bazen sıfırlıyor veyahut da bir şekilde artık çok fazla bellek kapladığı için ben kendim sıfırlamak durumunda kalıyorum. Dolayısıyla history veyahut da işte geçmiş siliniyor gidiyor arkadaşlar. Böyle bir dosyada bunların linklerine çok hoşuma gider veyahut da böyle daha sonra kaybolmamasına istediğim linkleri buraya atıyorum. Az önce gördük mygreatlearning.com. Bak arkadaşlar bu da ekranda tutuyorum ki bir şekilde buradan da siz bunu gördüğünüzde bunu da belleğinize, hafızanıza alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu da anlattıktan sonra burada Julia ile ilgili var, Elixir ile ilgili var, Lua ile ilgili var arkadaşlar, Clojure ile ilgili var, başka başka altlarda belki Groovy varsa bir sürü yer var işte. Bir zaman da işte TK Python'ın TK Inter adlı modülüyle de ilgili bilgileri tutuyordum. İşte mygreatlearning.com Julia kursu bu arkadaşlar. Aslında yani bunu da radarımıza alabiliriz. Bakın konu başlıkları itibariyle tahmini Machine Learning model çok güzel jüri ile oluşturulabiliyor. Tabi burada görüyorsunuz bir takım modüllerin eklenmesi gerekiyor arkadaşlar. Burada mesela Scikit-Learn Julia. Bakın burada da karşılaştık. Normalde Scikit-Learn
Python'ın bir modülü biliyorsunuz, scikit-learn. Burada da o modülü Julia uzantı olaraktan paket halleyip bunun içerisindeki metotları, fonksiyonları, işte class'ları, pardon class'ları demeyeyim, kullanabiliriz arkadaşlar. Julia Python'ın paketlerine erişebildiğinden dolayı diyor arkadaşlar. Dolayısıyla Julia'yı da öğrenmekle Python'ın öğrenmiş olduğumuz, aşina olduğumuz metotlarına bunun vasıtasıyla erişebileceğiz arkadaşlar. Şimdi bu dolayısıyla bu mygreatlearning.com bizim radarımızda olsun. Bir tane daha bir yer göstereyim arkadaşlar. CourseF.com var. CourseF.com şunun da açılış sayfası şöyle. CourseF. Burada da aslında paralı parasız pek çok kurs anlatılıyor. Şöyle bir göz geçirirseniz eski versiyonlu yeni versiyonları mesela işte University of Pennsylvania, Pennsylvania Üniversitesi'nin tutorial, Julia bir tutorialı var arkadaşlar. Arkasından işte benim takip ettiğim de şu web sitesi geliyor. İşte şurada ne var? Tutorials kart var. Burada işte aslında bir elin parmaklarını aşmıyor arkadaşlar, öyle diyebilirim. Belki YouTube'da İngilizce konuşmada veya da yabancı dil konuşmada bulacaksınız ama bu dersin amacı Türkçe kaynaklara katkı. O bakımdan yabancı kaynakları da gösteriyorum ki hani benim anlattıklarımla tatmin olmazsanız buradan da takip edebilirsiniz. Ki bunların bir kısmını ben zaten bu ders bittikten sonra eğer ki zamanım ve durumlarda müsait olursa buradan da size ekstra örnekler gösterebilirim arkadaşlar. Şunu kapatalım. Bu neymiş burada arada açıkta. Mind Magix diyerekten yine bir yer var. Burada da burada şöyle bir açılış sayfasına bakalım nasıl bir şeymiş bu. Julia Tutorial diyor. Şöyle bir açılış sayfasına bakalım. Evet bu da güzel bir yer. Buradan da yararlanabiliriz. Tabii paralı kurslar da var bunların arkadaşlar. Mindmagix.com. Burada da normal az önce açmakta biraz sıkıntı yaşadığımız julialang.org. Bu Julia'nın asıl koruyucusu veyahut işte onun sponsoru olan site diyebiliriz arkadaşlar. Buradan indirdim. En son bakın işte 8 Ocak'mış, 6 Ocak demiştim. 8 Ocak 2023 yeni tarihli versiyon ne? 1.8.5. Burada da 1.8.5'e indirmiş olduk arkadaşlar. Yani burada aslında farklı versiyonları da indirmekle bir anlamda eğer ki bir versiyonda çalışmayan bir program veya program parçacı snippet olursa bunu bir sonraki versiyonda daha güncellenmiş olaraktan bakacağız. Şimdi peki ortamımız hazır mı? Neyi anlattık? Atomu anlattık arkadaşlar. Daha sonra dedik böyle böyle aslında Jupyter Notebook'un içerisinde bir hook vasıtasıyla ben şöyle yaz boz diyerekten ikinci bir dosyada da ikinci bir derste de bunları size anlatacağım dedim. Peki burada bitiyor mu? Elbette bitmiyor arkadaşlar. IntelliJ IDEA hemen şurada. Şuna bakalım. 2023 Community versiyonu. Ücretsiz versiyon diyeyim. Aslında bunun full özellikle olan da var. Ancak bir aylık bir kullanım süresi içerisinde. Oradan da indirebilirsiniz. Fakat bu da sağladığı imkanlar itibariyle şöyle buradan da işte open dediğimiz zaman ne açıyoruz burada? Tabii dosyayı ben programı açtığım için doğrudan doğruya açılmış olan Julia'yı gösterdi. Yani siz de burada ister yeni bir proje olaraktan açabilirsiniz ya da tuttuğunuz Julia dosyaları varsa burada da o dosyalara erişebilirsiniz arkadaşlar. Bu başlangıç versiyonu olaraktan dark moddaydı. Çok göz kontrasttan dolayı çok yorucu oluyor. Dolayısıyla bunu da beyaz moda, gündüz moduna aldım arkadaşlar. Burada da işte kodu çalıştırdığınızda şöyle söyleyeyim. Kod çalıştırdığında da şurada aşağı kısımda da run ettiğinizde evet. Burada bir sorun çıktı. Her seferinde hani bazı kısımları değiştiriyorum. Sonradan mesela şu anda bunu çalışamayacağız ama elimizin altında başka alternatif var. Şimdi evet arkadaşlar 15 dakika olmuş. Bu arada izleyenlerimiz var mı yok mu onu da bilmiyorum ama hemen dersimize başlayalım diyorum arkadaşlar. Şurada Julia'mızın
İkinci dersin, dördüncü dersinde konu başlığı şuydu. Çeşitli özellikler ve jeneratörler kullanaraktan dizinlerin oluşturulması. Örneğin kodumuz şu arkadaşlar. Diyorum ki işte burada birden 10'a kadar bir range içerisinde giderken ben n karesini alan bir dizin elemanlarını istiyorum diyorum arkadaşlar şu şekilde. Bakın şu komutla şöyle söyleyeyim, şu komutla benim şurada yazboz tahtası dediğim şurada aynı. Ancak şöyle söyleyeyim bunu çalıştırdığımızda herhangi bir şey, bakın bir print komutu ya da print line komutu falan yazmaksızın bunu döktürebiliyoruz. Yani bunu ben bir clear komutu gibi çalıştırabiliyorum arkadaşlar. Yani şuradan da bunu kastetmek istiyorum. Şöyle bunu buradan da aynı şekilde yazabilirsiniz. Tabii bu tek bir satırlık bir komut olduğu için benim bunu birkaç satırda olsa farklı bir şekilde ben bunu atom içerisinde bir program ögesi olaraktan da yazabilirim arkadaşlar. Şöyle hangisiydi? Şurada çalışan. Burada ne diyeyim işte 6. şuraya bunu kaydettiğimde ups. Ancak burada tabi bunu ben print komutuyla yazmam gerekecek. Çünkü burada sadece şunu çalıştırdığımızda arkadaşlar. Şunu aynı zamanda print komutuyla kapsam içerisine almamız gerekecek arkadaşlar. Yani bunu bir nesne gibi kabul edip şunu bu şekilde yazdırmak gerekecek. Çünkü az önceki doğrudan doğruya bakın. Aslında neydi bu? Birden 10'a kadar sayıların karelerini yazdıran. Bu az önce gösterdik. Burada ben bu siyah ekranda ya da işte command line interface'te komutu doğrudan doğru yazdığımda bana cevabını veren, prompt olaraktan cevabını veren programı ekranda yazmak üzere de print komutunu kullandım ki söz konusu birden 10'a kadar olan sayıların karelerini versin. Yani siz herhangi bir şekilde yaptıklarım daha kalıcı olsun derseniz bunların bir isim verip o dosyaya o şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Normalde ben burada işte yazboz tahtasıyla bunu az önce veyahut da şöyle söyleyeyim. Şunun üçüncü bir kez de şöyle çıktığı alabilirsiniz. Yani anlaşılmış herhalde değil mi arkadaşlar? Benim işte Anaconda Navigator'ın bu Jupyter Notebook'unda tek satırla yazdığımı burada başına da işte print komutunu da yazarak da bu çıktığı elde edebilirsiniz. Bu kaynaklarımızdan bir tanesi. Bu neydi? Bu Atom'du. Aynı şekilde az önce netice alamadık ama IntelliJ'da da aynı şekilde bunu komutu yazıp burada da çalıştırabilirsiniz. Eğer şansımız varsa diyorum. Yani normalde işte şunun çalışması lazım. Öyle düşünüyorum. Bunda IDE'de bir sorun var diyor. Evet. Yani çalışan komut aslında şu. Fakat ben bunu ekranda çıktı elde etmek üzere print ile kullanıyorum. Tabii bu komutu siz doğrudan doğruya şu şekilde yazsanız da bu atom içerisinde bunu yazacaktır. Çünkü burada da işte komut senin yazdığın komut şu ve bu komutun çıktısı da şu şekilde. Hemen şimdi fazla oyalanmayalım. İlerleyelim dersimize. Demek ki 10 elemanlı bir dizi. Peki şurada ekstra bir bilgi de veriyor. Makinem 64 bitlik olduğu için integer 64 ve bir boyutlu diyor. Ve de 10 elemanlı bir dizi oluşturdun sen diyor. Ve de bunun elemanları bakın şöyle kareler şeklinde. Dolayısıyla işte ben burada zaten bunun karesini aldırdım. Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle birkaç daha blok açayım ve devam edelim. Bir sonraki örneğimizde mesela ben iki boyutlu bir dizi oluşturabilirim arkadaşlar kolaylıkla. Tabii iki boyutlu bir dizi söz konusu olduğunda m ve n parametrelere yani boyutlara gündeme gelecektir. Burada ona 10 boyutlu 100 elemanlı bir dizi oluşturacağız arkadaşlar ve de ben bu diziyi oluşturduğumda burada hem bakın iç içe algoritmik olaraktan hiyerarşik olaraktan iç içe iki tane döngü var. Bu döngülerden bir tanesi M döngüsü, bir tanesi de N döngüsü yani N döngüsü. Ve de burada peki benim döndürdüğüm fonksiyon nedir? Veyahut işte burada bu iki değişkenin iki koordinatın
Apsis ve ordinatın aldığı değerlerle ilgili yaptığım şey nedir? M ile N'in çarpımı, yani söz konusu apsisle ordinat çarpılaraktan bana o kutucuğun içerisine konulsun. Mesela M ve N değerleri 1 ise 1 ile 1 çarpsın. M 2 ise işte 2 ile 3 ile 4 ile, dolayısıyla bu en içteki döngü en hızlı olacak şekilde bunu oluşturabiliriz. Peki ben şu kodumuzu yazboz tahtasına şuraya koyuyorum. Aynı değeri, şunu biraz daha büyütebilir miyiz acaba? Evet, daha okunaklı olması açısından görebiliyorum değil mi arkadaşlar? Biraz daha iyi anlaşılsın. Biraz daha büyütülebiliyor herhalde. Peki burada maksat neydi arkadaşlar? M ve N gibi iki tane sütun ve satır değişkenini kullanaraktan bir matris oluşturdum arkadaşlar burada. Ve de iç içe bunu for in döngüsüyle yaptım. Yani başlangıç değeri şu, bitiş değeri şu diyerekten. Ve de bu 10 çarpı 10, 100 tane eleman içerecek şekilde arkadaşlar. Şöyle 10'a 10'luk 100 tane eleman içerecek şekilde. Ve de içerideki bu verilerin gösterdiği değer de nedir? M ile N'in çarpımıdır. Demek ki ben Julia ile tek bir satırda iki boyutlu dizin oluşturabilirim arkadaşlar. Peki jeneratör kullanaraktan ben birden 5'e kadar örneğin işte sayıların karelerini hesaplayan collect denilen bir metot kullanaraktan ben şöyle bir faaliyet yapabilir miyim arkadaşlar? Yani bu işlemlere İngilizce'de comprehension deniyor arkadaşlar. Yani üzerinde oynamalar veyahut da onun özelliklerini kullanmak şeklinde denilebilir. Mesela collect metodu da bu comprehension işlemlerinden bir tanesi arkadaşlar. Burada da diyorum ki n birden 5'e kadar benim sayacım sayısın ve de n'in her bir değeri için n kare hesaplansın diyorum arkadaşlar. Bunu da bakın, hani print komutu falan yok, çünkü ben bunu sanki siyah beyaz siyah ekranda çalıştırıyor gibiyim arkadaşlar. Yani şurada çalıştırıyor gibiyim, bu şekilde bunu düşünebilirsiniz. Bunları da göstereyim ki ne yaptığımızın farkında olun arkadaşlar. Yani asıl burada Julia kodu şudur. Julia kodunu ben command line interface'te çalıştırdığım zaman doğrudan doğru çıktı alıyorum. Bunu da kod içerisinde yazarken de başına print diyorum veya da bunu bir değişkene atıyorum. Daha sonra o değişkenin içeriğini yazdırıyorum arkadaşlar. Burada da birden 25'e kadar karelerinin alındığını görüyoruz arkadaşlar. Bunlar zaten baktığımızda 2'nin, 3'ün, 4'ün ve 5'in karesi şeklinde. Evet. Bakın arkadaşlar, aslında bu jeneratör aslında değer hesaplıyor. Fakat bunlar bir dizin oluşturmuyor arkadaşlar. Bunları aslında çok daha fazla yararlı başka yaklaşımlarda bulunabiliriz. Burada jeneratörler sadece hesaplıyor arkadaşlar. Burada bir dizin oluşturmuyor. Yani belki de o anda o işlemi yapacak şekilde o işlemi yapıyor. Yani döngüleri oluşturuyor, değerleri elde ediyor. Fakat bunları bir array haline, bir dizin haline getirmiyor. Peki ben bakıyorum şimdi. Eğer ki zeros diyerekten bir hazır metot kullanırsam m çarpı n. Bakın burada iki tane boyut var arkadaşlar. Bir tanesi satır, bir tanesi sütun. Bana bu nasıl bir fonksiyon gösterecek? Yazdıracak demiyorum arkadaşlar. Bunu sadece şeyde bu Interpreter'da yazdırıyorum, çalışıyorum. Burada hemen ilerlersek şurada zeros ya da işte sıfırlar matrisi diyeyim artık, onun matrisini de ben koyayım. Yazdığımızda 4 çarpı 5, yani 20 elemanlık şöyle float 64'lük ve de 2 boyutlu 2 satır ve sütun olacak şekilde şöyle şuradan yukarıya doğru yapamıyoruz herhalde. Bir matris oluşturuyor 20 elemanla. Neden zeros? Zero sıfır demek arkadaşlar. Dolayısıyla işte burada 0.0'lardan oluşan 20 elemanlı bir matris, yani 4 satır 5 kolondan oluşan bir matrise bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Yazdırabiliriz. Ve de
Şöyle de belirtebiliriz. Ben derim ki tamam sıfırlar matrisi fakat diyorum ki integer 64 kullanacağım. 4'e 5 diyorum yani 4'e 5 array olsun diyor. Burada hani 4'e 5 dedim ama başka bir şey göstermedim. Burada tabii bir şey belirtmediğim için varsayılan olaraktan bunu ondalıklı sayılarda yaptı arkadaşlar. Float 64 dedi. Ben bunu cebri olaraktan sen bunu ben virgül falan istemiyorum. Integer 64 kullan ve 4'e 5'lik diyorum arkadaşlar. 4 satır şu row şu da column ya da işte sütun. Tam sayılardan oluşan şöyle bir sıfırlar matrisini oluşturmuş oldu arkadaşlar. Yazboz tahtası ikinci dersimizdeyiz arkadaşlar. Şimdi ilerleyelim bakalım. Ya da işte birler matrisi yani çarpmada etkisiz eleman olan birler matrisini ben hem tanımlayıp hem de yazdırmak isteyebilirim arkadaşlar şu şekilde. Once dediğimizde birler matrisi. Bakın şurada belirtmediğim için yine varsayılan olaraktan float 64 verdi. Ben bunu tabii eğer ki şunu ayrıca söylemedim. Şunu yazıp şurada integer 64 dediğimde de şurası büyük harf pardon. Alışık olduğumuz şu 4 satıra 5 kolondan oluşan, sütundan oluşan birler matrisini kullanabiliriz. Bunlar nerede kullanılabilir? İşte ileride belki matris çarpımlarında veyahut da matematik işlemlerde etkisiz eleman olaraktan kullanmak için arkadaşlar yararlanabiliriz bunlardan. Evet, bakıyorum. Random sayı üretebiliriz arkadaşlar. Yani rastgele sayı üretebiliriz. Tabii burada özellikle belirtmezsek burada 64 bitlik oluşturacaktır yine. Random. Şöyle integer 64 diyorum. Bakalım rastgelelik ne kadar? Yani görebilecek miyiz rastgeleliği? Evet, dünya kadar sayı verdi arkadaşlar. Yani tabii çok büyük sayılar bunlar. Aslında çok büyük sayılar da var, çok küçük sayılar da var. Şöyle diyebiliriz ki burada demek ki bunun integer 64 aslında çok büyük bir sayı tabii. 2 üzeri 64, 0'dan 2 üzeri 63'e kadar olan binary sayıların karşılığı. Dolayısıyla böyle muazzam bir sayı veriyor. Yani 0'la 1 0'la 10 arasında veyahut da işte 0'la 1 arasında bir olasılık gibi veyahut da yüzde olasılığı istersek yine burada float'u kullanabiliriz arkadaşlar. Random n. Burada şu isim yine bir m çarpı n matrisi var. Normal distributed diyor arkadaşlar. Bakın şurada çok güzel. Peki diyeceksiniz hocam bu rastgelelik var. Bu rastgelenin bir algoritması var mı? Elbette burada görüyoruz ki random fonksiyonunu eğer n uzantılı olarak da kullanırsa bu normal dağılımda random sayılar verecek arkadaşlar. Burada burada mean 0 yani ortalamanın yani o çan eğrisinin ortalaması tam 0 olacak şekilde ve de standart sapması da 1 olacak şekilde bu varsayılan değer olaraktan aslında işte hemen şu random n'e bakalım. Bu da aslında ne yapacak? 20 tane sayı oluşturacak arkadaşlar. Aslında şöyle bir sayılara baktığımızda tamam float 64 ondalıklı yaptı. Fakat görüyorum eksi 0,89 yani sağ tarafta da eksi 2 var alabildiği değer. En büyük ne var işte 0, 1, 1,68. Evet 3 aşağı 5 yukarı anlaşıldı. Keşke kamerımız olsaydı arkadaşlar. Yani bu normal dağılım ortalaması 0 olan şöyle şey yapalım. Normal dağılım ortalama değer 0 yani eksen diyeyim ve de standart deviation ya da standart sapması da 1 arkadaşlar. Bu neyin sayesinde? Şunun içerisindeki veriler buna göre dağılmış arkadaşlar. İlerleyelim bakalım şimdi. Fill doldur ya da işte dolgu anlamında fill 100'e
5, bu da aslında 100 nümerik değerini kullanaraktan 5 adet bir dolgu yapıyorum burada da arkadaşlar. Spesifik bir değeri belirtiyorum. Arkasından da bunu kaç kez tekrarlanacağını belirtiyorum arkadaşlar. Yüzü kullan diyorum. Yüz numaralı değerini kullan diyorum. Ve de 5 kez bunu tekrar et diyorum arkadaşlar. Tabii aslında şunu da şöyle diyelim. Print. Evet, bakın hemen bunu ben print komutuyla array haline getiriyorum arkadaşlar. Yani az öncekinden farklı şu. Ben burada komutu bu yaz boz tahtasında diyeyim. Şu şekilde döktürüyorum. Hatta onun hakkında bilgi de veriyor. Fakat ben bunu print komutuyla yazdırdığımda da bunu bir array şeklinde 5 tane 100 elemanından oluşan array şeklinde gösteriyor arkadaşlar. Şimdi şöyle de yapabiliriz. StoryPoint.com'u 3'e 3'lük matris halinde yaz da diyebiliriz arkadaşlar. Buradaki örnekte de olduğu gibi. Şekilde madem şu string'i şöyle yazdırabiliyoruz. Dolayısıyla 3'e 3'lük alt matrisini de şöyle yazdırabiliriz arkadaşlar. Neden bunu kabul etti? Şunu string olaraktan aldı ve de fill bunu dolgu olaraktan kullan dedik arkadaşlar. 3'e 3, 9 sefer bunu yazdır dedik. Bunu da görmüş olduk. Peki ben şöyle bir komutu hem atamasını yapıp 5 adet birler dizinine ya da işte vektörüne yazdır diyebilirim arkadaşlar. Tek boyutlu olunca tabii bu matris şeklinde olmuyor. Tek boyutlu tensör ya da bir boyutlu olacak arkadaşlar. Ben bunu işte arkasından işte print ABC de diyebilirim. Çünkü artık ABC'ye birler matrisinin değerlerini aktarmış olduk arkadaşlar. Şurada dediğim gibi bunu her birisine bir satır olacak şekilde ve de şöyle ekstra bilgiyi bana veriyor ondalıklı sayı diyerekten. Ancak ben bunu bir ABC değişkenine print komutunun nesnesi olarak kullandığımda da bana şöyle bir dizine şöyle bir array'e verecekler arkadaşlar. Peki ben diyorum ki şöyle yap. Bu kez eğer ki ben şuradakinden farklı olaraktan evet şuradakinden farklı olaraktan şöyle bir değildir değillemeyi de kullandığımda bana bunu 100 değerine şu şekilde verecek arkadaşlar. Çalıştığımız ortam belki şaşırtıcı gelebilir. Bu dersi ortalardan yakalayanlar için arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Jupyter Notebook çalışıyoruz. Evet. Normalde Python'ın interpreter'ı gibi çalıştırılabilir bu. Fakat dediğim gibi kimi versiyonlar arkadaşlar. Julia'nın kimi versiyonları. Bu Jupyter Notebook'a çeşitli kancalar atıyorlar arkadaşlar. Mesela bunu baktığımızda ben bunu yüklediğimde Julia 1.4.1 ya da işte 1.8.1 de 8.4'ü de yüklediğim için artık bundan sonra bu artık Julia Notebook içerisinde de pardon Jupyter Notebook içerisinde de erişilebilir hale geliyor. Hemen baktığımızda da zaten neler yapmışım işte burada. Bu Julia Proj Huno içerisinde ben şu dersleri hazırladım size. Bunların geçen dersinde işte bu yaz boz 1 diyerekten göstermiştik. Bu da ikinci dersten itibaren de şöyle nereden nereye kadar geldik işte. Şu ilk başlangıç dizinler ve jeneratörlerle çeşitli mülahazalarla dizinler oluşturulması bahsinden şuraya kadar geldik arkadaşlar. Aradan yakalayan arkadaşlar için de gösterelim. Tabii kaynak tek kaynak bu Julia kodlarını çalıştırmak için aynı zamanda Atom'dan da çalıştırabiliriz. Atom üzerinde de çalıştırabiliriz arkadaşlar. Ya da şurada benim az önce hata mesajı falan verdi ama şuradan da çalışabiliriz. Geçen derste de hatırladığım kadarıyla bunu sizlere sunmuştum. Öyle hatırlıyorum arkadaşlar. Bunun da şu
Sorunla giderdikten sonra belki tekrar yüklemekle veya da projeyi tekrar açmakla giderilecek arkadaşlar. Bu da başka bir ortam demiştim. Şimdi en pratiği şurası geldi bana. Dolayısıyla buradan bu pratikte sizlere anlatıyorum arkadaşlar. Peki dolgu dedik. Peki ben az önceki ABC'ye yazdırmaya kalkarsam şu şekilde arkadaşlar. Yani şurada az önce vardı bu ABC'ye döktür diyorum burada. Ben print ABC dediğimde de sen bunu array şeklinde döktür diyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi array constructor. Eğer ki ben bir dizin oluşturmak istersem bunu bizatihi bir metodu daha doğrusu onun klasını artık alacağı parametrelerle birlikte komut olaraktan yazdığımda biz bir array oluşturabiliriz arkadaşlar. Ne demiştik? Aslında jeneratörler sadece işlem yapıyor demiştik. O handikapı ortadan kaldırmak üzere ben bir constructor tanımlayabilirim. Burada da şu menünün yapısı şu array diyorum. Dalga parantez bunun type'ını belirtiyorum. Integer 64 veyahut da siz daha başka veri türünde de yazabilirsiniz. Undefined ve 5 diyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bu komutu yine yazboz tahtasında çalıştırdığımızda 5 adet sıfır ögelerinden oluşan şu veriyi görüyoruz arkadaşlar. Peki şurada bunu print komutuyla yazdığımda şu komutu buraya aldığımızda aslında burada farklı bir durum gösterdi. Çünkü array tanımlaması içerisinde sayıları şu şekilde aldı arkadaşlar. Yani 200, 264, 264, 360, 632. Evet. Acaba bir anlam var mı şuna diye baktım. 200 ile 264 arasında 64 var. Peki 632 ile 632 eksi 264. Yani bunu hesaplamasının bir mantığı var mı diye baktım. 368. Yok arkadaşlar burada eğer bunu bir satır komutu olaraktan yazdığımızda sıfır veriyor. Bunu sen git bu komutu hesapladığın verilere yazdır dediğimizde de şöyle bir şuradakinden farklı bir sayılar veriyor arkadaşlar. Farklarına baktım. Acaba bir şey anlamlı bir şey çıkartabilir miyim diye diyerekten burada 200 ile 264 arasında 64 sayı var. 64, 96, 368. Böyle bir mantık bulamadım arkadaşlar. Yani 752. Bir de şuna bakalım. 752, 752 eksi 632. Tabii o anda bellekte olanı burada döktürüyor. 120. Böyle bir anlam yok arkadaşlar. Şimdi bakalım ilerleyelim. Şu kullanılan şu formatta 5 tane undefined dediği 5 tane sayıyı sıfır sayısına integer 64'e verecek arkadaşlar. Şimdi bakalım ilerleyelim biraz daha. Dizinlerin dizine veyahut da iki boyutlu dizinler söz konusu mu veyahut da ben tuğla yapısı diyorum. Hani bir dizin varsa onun üzerine bir tane daha dizin oluşturulduğunda bu iki boyutlu o konuma geliyor. Hatta bir tane daha varsa bir tuğla veyahut da bir blok daha varsa üç boyutlu hale geliyor arkadaşlar. Burada da yine ABC dediğimiz dizine 3'e 4 ve 5'e 6 elemanları şeklinde yani bir satırında 3, 4 diğer satırında da 5, 6 olacak şekilde aslında şunu şunu da silelim. Evet. Bunu çalıştırdığımızda ne elde edeceğiz arkadaşlar? Bakın aslında ne demiştik? Array'lerden oluşan bir array. Yani dizinlerden oluşan dizin. Burada da birinci dizin o 3-4 elemanı, ikinci dizin 5-6 elemanı. Dolayısıyla bunu birinci satır, şunu da ikinci satır olarak da kabul ettiğimizde yine bir array metodunu çağırdığımda ben 3-4 ve 5-6'dan olacak şekilde bir
ABC değişkenine bu verilere aktarabilirim arkadaşlar. Şöyle tabii yine şu köşeli parantez virgül dışta tamamı köşeli parantez şeklinde şöyle bu çıktıyı elde edebiliriz. Peki burada print ABC diye yazdırdığımızda ABC diye bunu da acaba dizin halinde yazdırabilecek miyiz? Evet. Aslında işte şuradaki veriyi bana senin aslında yazdığın veri şu diyerekten aslında orijinalini bana veriyor arkadaşlar. Şimdi ilerleyelim bakalım. Peki ben bu array konstrüktörümü kullanarak da bir akıllı bir indeksleme ile sayıların nereden başlayıp nasıl devam edeceğini belirleyebilir miyim? O da mümkün arkadaşlar. Ne demiştik? İki boyutu var. Şu birinci boyut, şu da ikinci boyut. Az önce bakın şu birinci boyut, şu da ikinci boyut ya da işte ikinci satır. Burada virgülle ayrılmıştı arkadaşlar. Peki ben dedim ki şu 3, 4'ün elde edilmesini ben derim ki birden 5'e kadar al diyorum. Burada da 6'dan 10'a kadar. Bakın hepsine dahil, inclusive arkadaşlar. Birden 5'e kadar ve de 6'dan 10'a kadar. Dolayısıyla diyorum ki senin birinci satırın şu, ikinci satırın şu olacak şekilde bana bir array oluştur diyorum. Kullandığım nedir? Array constructor'ını kullanıyorum arkadaşlar. Aslında constructor'larda neticede bir metot gözüyle bunları görebiliriz. Bir ve 5 dahil. Bu birinci satır. Şu da ikinci satır. 6 ve 10 dahil. 6'dan 10'a kadar. Yapımız şu. Neyi kullandık? Array constructor'ını kullandık arkadaşlar. Peki dizinlerin kopya edilmesi. Burada similar yani benzer diyerekten bir fonksiyonunu kullanacağız arkadaşlar. Ben işte buradan birden 5'e kadar bir şu collect kullanaraktan bir sayı oluşturuyorum arkadaşlar. Daha sonradan da ben bunu similar A diyerekten B değişkenine atamasını yapacağım. Şurada arkadaşlar tabi şu bloğu çalıştırmadan bu arada da bu marifetini gördünüz. Şu bloğu çalıştırmadan altındaki print B'ye çalıştırdığımda arkadaşlar sen henüz B'yi tanımlamadın dedi. Şimdi tabi artık bu komutu ortadan kaldıracak çünkü burada ben B'yi tanımladım. Aslında tanımlamıştım ancak burada bunu icra etmeden, execute etmeden şu B'yi yazdırmaya kalktım. Peki şurada similar B, similar A diyerekten şu birden 5'e kadar olan sayıları ben yani şuradan birden 5'e kadar olan şu dizine İstersem şurada da print A diyerekten de bunu bir blok halinde de şöyle array halinde yazdırabilirim arkadaşlar. Peki ben bunu similar diyerekten bir metot kullandım. Burada da şu constructor'ımın hallettiği, ortaya çıkarttığı şu array'i B'ye aktardım. B'yi yazdırdım. Bir de bu komut satırında gibi çalıştığımız için print komutunu kullanmadan sadece B yazdığımda da bana şunu verdi arkadaşlar. Şu print B şu çıktıdır. Normal B de şu çıktıdır görüyorsunuz. Evet, matris işlemleri. Matris işlemleri için ilk önce bir tabii verinin bir tanımlanması lazım. Tabii burada bir işte iki boyutlu bir dizin oluşturacağız. Bu matrisin en temel haliyle ve de arkasından da ben bunu hiçbir komut uygulamadan doğrudan da yazdığımda bunu komutu uyguladığımda bana matrisi verecektir. Şöyle burada artık bunun ayırt edici bir özellik olması bakımından semikolon dedim. Şu noktalı virgülle ben bunu belirtiyorum. Şöyle integer 64, 2'ye 2, 2'ye 3,
4'e 5. Aslında ben burada bunun en ilkel haliyle, en primitif haliyle senin elemanların şu satırın şu olacak. İkinci satırda şu olacak diyorum. İki satır ve de iki sütun. Birinci sütun şu. İkinci sütun şu. Dört elemanlı bir matrise veyahut da iki elemanlı, ikiye iki elemanlı bir öreyi bu şekilde tanımlıyorum arkadaşlar. Daha önce de aslında yaptık. Peki ben şunu şöyle bir notasyon yerine arkadaşlar, yani 2'ye 3 noktalı virgül 4'e 5 yerine ben bunu aslında şu array konstruktörünü kullanaraktan diyorum ki ben sana elemanlarını veriyorum. Sen bunlardan bir 2'ye 2 dizin oluştur diyorum arkadaşlar. Mümkün mü? Bu da mümkündür. Print ile yazdırdığımda zaten benim burada işte zaten veri olaraktan verdiğim şunu yazdırıyorum arkadaşlar. Yani bunun yorumu şu şekilde. Şu birinci satır, şu da ikinci satır arkadaşlar. Peki birinci satırda ne var? Birinci sütun ve ikinci sütun var. Dolayısıyla iki satır ve iki sütunluk bir dizilime, yani iki boyutlu matrise şu şekilde yazdırabilirim. Eğer ki noktalı virgülü atarsak ne oluşacak? Yine hata mesajı vermeyecek, ancak bu kez verimizi sanki şöyle bir veriymiş gibi kabul edecek arkadaşlar. Yani şurada şunu söyleyeyim. Şurada noktalı virgül vardı. Bakın şu noktalı virgülsüz. Ben sadece şurada 3,4 ve 5,6 dersem burada da diyor ki işte sen bir tanesi 3'e 4, 5'e 6. Sen bunu bu kez bunu 3, 4 ve 5, 6 şeklinde, yani şu birinci veri, şu da ikinci veri şeklinde gösteriyor arkadaşlar. Ama yine 2'ye 2, 4 elemanla bir array. Buradaki bir özellik de işte noktada virgülü atarsak satırla sütun yer değiştiriyor arkadaşlar. Yani aslında bir noktada bunun transpozisyon alınmış gibi gözüyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü 3'e 4, 5'e 6, 3'e 5, 4'e 6. Yani transpozisyon alınmış, başka bir deyişle şunun köşegen matrisine göre simetri alınmış arkadaşlar. Demek ki şuradaki kolon bunun şunun transpozisyonu alınmasına sebep oluyor. Gözle bakabiliriz. 48 dakika olmuş. Bakalım şu devam ediyor mu hala? Şunu da gösterip ondan sonra bir kahve molası verebiliriz arkadaşlar. Peki dizinlerin elemanlarına nasıl ulaşabiliriz? Aslında şurası bir konu başlığı olaraktan bir ayırt edici. Berk merhaba. Kullanmaz olur muyum? Bir kahve molası verecektim. Kahve molasından sonra konuşuruz, tamam mı? Kahve molasında bir kahve alıp hemen geliyorum. Hemen bir kahve alıp geliyorum.
Kafeye buyurun. Ne haber Berk? Sonradan fark ettim ya mesajını. Nasılsın? Evet, ses kalitesinde bir bozukluk yok herhalde. Biraz daha konumunu değiştirdim mikrofonun. Evet arkadaşlar, bu Julia'nın dördüncü dersi. Aslında hem bir derli toplu bir Julia hakkında bir bilgi vereyim dedim, hem de bu sohbetlere dakikada sahip olalım derim. Hem de bir başlangıç yapalım, hem de ortamları, çalıştığımız ortamları hakkında bir fikir versin diyerekten size bu açılışı 15 dakikaya ona ayırdım arkadaşlar. Saat 2 olmuş, 1 gibi başladım herhalde, 1:10 gibi başladıydım. Julia'ya arkadaşlar henüz bu algoritmik bir takım kodlar yerine komutlarını ve metotlarını bütün sentaksını öğreterekten hızlı bir şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Aslında ne dedik? 2023 fonksiyonel programlama dilleri quarter'ı olacak, çeyreği olacak. Burada aslında Julia olsun, Elixir olsun, Clojure olsun, Lua olsun, bunların veyahut da Haskell olsun, bunların daha önceki kursları vardı. Fakat Julia hakkında ısrarla gelen istek üzerine, istekler üzerine diyeyim, Julia'yı tekrar anlatmaya başladım. Ve de Julia ile haşır neşir oldukça da aslında Julia'nın makine öğrenmesi ya da işte yapay zeka konusunda da ya da genel olarak da data science konusunda da iddialı bir programlama dili olabileceğini gördük arkadaşlar. Tabi bu arada benchmarklara bakıp bu programlama dilinin ne kadar popülerlik kazandığını da görebiliriz arkadaşlar. Şurada şunu şimdi sentaksı belirli bir tutorialspoon.com adlı web sitesinden takip ediyorum arkadaşlar. O web sitesinin ders programını izliyorum diyebilirim. Fakat bu dersin ilk başlangıçlarında da size gösterdiğim gibi farklı kaynaklardan da gördüğümüz yerler oldu. Şimdi ChatGPT ile ilgili şunu söyleyeyim Berk. İlk önce ChatGPT'den önce onunla ilgili yapılan programı gördüm. O programdaki doktorlardan bir tanesi Boğaziçi Üniversitesi'nde işten atılmış daha sonra herhalde soya sabuna dokunan bir şeyler anlattı tahmin ediyorum. Bir de İTÜ'nün bu yapay zeka ile ilgili bölümünde bir hanımefendi vardı. Onun programında şöyle tabii hemen bunlar hep Türkçe kaynakları veyahut da işte Türkçe arayüzüyle neler yapılabileceğine baktılar. İşte politik olarak da işte şu Cumhurbaşkanı mıydı, bu Cumhurbaşkanı mıydı? Bir takım böyle popüler konulara baktılar. Tabii ben ilk etapta bu programın veyahut da işte ChatGPT'nin acaba görsel bir çıktısı var mı diye baktım. Fakat bir gördüğüm anladığım kadarıyla yok zaten. İsmi de sadece chat. Nasıl ki bu bir programı bir yeni bir popüler bir program vardı. Sadece konuşuyorsunuz. Böyle görsel olaraktan bir şey yok. Tabii görsellik yoksa arkadaşlar ona çok fazla bir ömür biçmiyorum. Diyeceksiniz hocam işte size döküm döküm bilgiler veriyor. Onu Google'da veriyor aslında. Yani Google'da da üstelik de Google'ın bunun üzerine görsel, işitsel ve animasyon özellikleri de var ve de YouTube var arkadaşlar mesela. Onun için ChatGPT'yi küçümsemiyorum. Hemen şunu sordum. Tabii mühendis gözüyle bir analog dijital converter algoritması göster bana dedim. Arkasından işte bir de dijital to analog converter göster dedim. Yani bunun algoritması ne şekilde olacak diyerekten. Hemen beni bir Arduino ile ilişkilendirdi ve de oradan alınacak bir portun gözden mesela işte o seri portun içerdiği bilgiye göre işte 264'te herhalde bin şu kadar bir çarpanla bir
formüle bağladı işe ve de çıktısı şu olacak dedi. Aslında güzel, tamam işte bitin bir ya da sıfır olmasına göre işte bunun işte seri haline gelmesi halinde de onun bir nümerik analog bir değere karşılık geleceğini söyledi. Ancak şunu söylemek istiyorum. Bunu bir görsel olaraktan, yani bununla ilgili bir onun donanımını ona ver veyahut da onun cihazını bana çiz dediğimde de veyahut da şemasını çiz dediğimde bunu çizemeyecek. Benim gördüğüm kadarıyla öyle ama az da incelemiş olabilirim. Arkasından da şuna baktım. Acaba bilgi derinliği ne derece diyerekten elbette siz konu hakkında ne kadar bir fikir sahibiyseniz, yani ne aradığınızı biliyorsanız o size o kadar bilgi verecektir. Ama ben şunu çok saçma buluyorum. İşte ChatGPT ile işte web sitesi yaptım. Kardeşim otur bütün CSS'in ya da işte HTML'in özelliklerini kullanaraktan veyahut da işte Bootstrap'in bütün özelliklerini kullanaraktan sen de bir tane web sitesi yaparsın. Yani hazır algoritmayı gördüğünde tamam, sen bütün komutlarını anlayabilirsin onun, ama bir de şu var, hani oradan esinlenebilirsin. Ben öyle diyorum, yani ChatGPT'yi o şekilde kullanmak lazım. Bir de tabii sadece ben bilimsel tarafına baktım. Acaba işte moral olaraktan veyahut da işte hayat görüşü olaraktan ne var diyerekten mesela kendimi sorgulattım arkadaşlar. Şimdi Hasan Zeki Alp olaraktan yazdığınızda bir sürü işte bu adam bir saatten az olmayan videolar hazırlıyor diyerekten ister Ekşi Sözlük'te, ister YouTube'da, ister işte Browse, Yandex'te dünya kadar videom çıkıyor arkadaşlar. Yani bunlarla ilgili resim de çıkıyor. Bir tane bile resim çıkmadı. Demek ki tamam 2021'den öncesi diyor. Ben 2021'den önce de vardım mesela. 2019'dan itibaren var. Demek ki en çok tanınmış kişi ya da işte influencer ya da işte etki bırakmış kişi gibi bir kriteri var bu konuda. Bunun inşallah diyorum teknik konularda da olmaz. İşte en fazla revaçta olan web sitesi veyahut da işte en fazla revaçta olan şu kurs programının içeriğini alaraktan bir şeyler aktarmış olabilirler. Onun için ChatGPT'ye küçümsemiyorum elbette, ama görselliği olmayan bir kaynak, bilgi kaynağı biraz eksik kalmış diyorum arkadaşlar. Yani boyutlarından bir tanesi. Hatta görselliğe sadece statik veyahut da işte böyle donuk görsellik olaraktan değil, bunu aynı zamanda animasyon, işte video cinsinde, video türüyle de zenginleştirmeleri lazım. Daha şimdiden bunun ileride hemen yakın zamanda paralı olacağına dair bir görüş var. Dolayısıyla proje belki de ölü doğacaktır. İnternetten ücretsiz olaraktan ulaşılabilecek olan bütün verilere hem de görsellik olmadan parayla ulaşılabilmesi mantıklı olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bu kadar diyelim şimdilik. Ama bir çalışma esnasında ChatGPT'yi nasıl kullandığıma dair bir program yapacağım. Orada da ChatGPT'den bahsedeceğiz arkadaşlar. Tabii şöyle, Türkçesi mi İngilizce mi derseniz, tabii Türkçesi üzerinde de çalışanlar vardır. Veyahut da Türkçesine yine bir robotla tercüme ettirenler vardır. Ancak ben diyorum ki siz madem kaynağından ulaşacaksanız ChatGPT'yi de İngilizce kaynağından veyahut da işte İngilizce komutlarla veyahut da İngilizce sorgulamalarla yapabilirsiniz diyorum. Şimdi break'i çok fazla uzatmayalım. Tekrar ChatGPT ile ilgili bir video yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Onu bir şekilde hani sözümüz olsun. Hemen şimdi dersimize dönelim. Evet. Nerede kalmıştık arkadaşlar? İşte ulaşılması dedik. Yani bir dizin içeriklerine, elemanlarına ulaşılması. Tekrar sahnemizi başlatalım. 50 dakika bir ara vermişiz. Julia'da arkadaşlar, eğer ki ben şöyle bir şu elemanlardan manuel olaraktan girilmiş şu elemanlardan oluşan bir array tanımlarsam şekilde işte beşer artışla şöyle manuel olaraktan hesaplatırdım bu elemanları. Ben bu elemanlar üzerinde şu elemanlara ulaşabilirim. Nasıl ki array 4 diyerekten örneğin dördüncü eleman. Dördüncü eleman nedir? Kusura bakmayın, en kısayı da yazıyorum çünkü çok pratik geliyor arkadaşlar. Hemen mouse'la array 4, hemen bakıyorum 1 2 3 4, dördüncü nedir arkadaşlar? 1 2 3 4, dördüncü nedir? 20. Dolayısıyla tanımlanmış bir array'in
ismine zikredip onu dördüncü indekse ya da işte dördüncü elemanı dediğimiz zaman söz konusu şu veriye ulaşıyoruz arkadaşlar. Şuna. Python'da burada kimi programlarda işte eksi bir denildiğinde bu son elemana deniyor. Python'da ise bu eksilik filan yok. Buna doğrudan da array end dediğimiz zaman bunun son elemanına bize verecek arkadaşlar. Yani array end neye karşılık geliyor? Şuna karşılık geliyor. Burada array 4 değil de array end diyorum. Yani bir noktada eksi bir anlamda da arkadaşlar öyle düşünebilirsiniz. Burada son elemanı veriyor. Array end şu. Evet, eksi bir de yine eksili bir şekilde var elbette. Burada da sondan bir önceki yani 45'i verecek arkadaşlar. N eksi bir. Bu da 45'i verecek yani. Bir noktada bunun eksi bire buradan başlamıyor da şuradan başlıyor gözüyle bakabiliriz arkadaşlar. Demek ki sıfırdan başlamıyor başka bir deyişle de. Eğer ki birden fazla bir seferde birden fazla elemana erişmek istersek yani array'in birden fazla elemanına ulaşmak istersek örneğin 2 4 2 5 ve 6. elemanlara ulaşmak istiyoruz veyahut da 2 4 6 diyelim şunu arkadaşlar bir anlamlı olsun. Neden 2 4 ve 6 diyorum? Çünkü şöyle 2 4 ve 6 hep onun katlarına karşılık geliyor arkadaşlar. Mesela örneğin geldi diyelim. Yani burada erişmek istediğimiz doğrudan doğruya indislerini söylüyoruz arkadaşlar. 2, 4 ve 6. Yani 1 şu, 2, 4. şu ve 6. şu. İlle de çift olması da gerekmez. Bunu da 3 ve 5 diyebiliriz arkadaşlar. 3 ve 5 diyebiliriz. Dolayısıyla yani bir tanesi çift, diğer iki tanesi de tek olacak şekilde şöyle ulaşabilir. Yani erişebildiğimiz kadar elemanın ismini burada belirtiyoruz arkadaşlar. İstersen bir tane, iki tane veyahut da dört tane erişebilirsiniz. Daha önce tanımlamış olan array içerisinde hangisine ne şekilde erişilmesini istiyorsak bunu true ya da false şeklinde de seçebiliriz arkadaşlar. Yani daha önceden bakın şöyle a'yı nasıl tanımlamıştık? Nerede? Array'ı nasıl tanımlamıştık? Pardon şurada işte 5'ten 50'ye kadar 10 tane elemanı içeren dizin olarak tanımlamıştık arkadaşlar. Bakın şurada 10 yok arkadaşlar. Çünkü true hepsi true olsaydı dolayısıyla verecekti. Burada diyorum ki 10 olmayacak burada diyorum. Bakın aslında burada true'ların sayısını sayaraktan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek ki burada 6 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane elemanın yazılmasını sağlayabiliriz. Yani şöyle demek istiyorum. True'lar 1, false'lar 0 ise 1 olan yerlere şuradakileri al diyorum arkadaşlar. Yani şu 1 olan yerleri al diyorum. False'ları da yani 0 olan yerleri de alma diyorum arkadaşlar. Dolayısıyla ben bir numara bir anlamda şunu kodlamış oluyorum. Yani true ve false'larla şurada işte 10 elemanla 5'ten 50'ye kadar olan şu dizinin seçilecek olan elemanlarını da true ile seçiyorum. Seçilmemesi gerekenleri de false ile seçmiyorum arkadaşlar. Bu keyfi tabi normalde işte yarıya kadar turu bir geri kalanında da false yapabilirsiniz. Ya da işte teklere false yaparaktan sadece çiftlerin de okutulmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Peki iki boyutlu dizinlere erişmek ne şekilde olacak arkadaşlar? İlk önce şu iki boyutlu dizine bir yazdıralım. İki boyutlu dizinde şöyle bir yorumlamasını yapalım. 10, 11, 12. Bu birinci satır. Noktalı virgül ayrılmış arkadaşlar. Pardon şöyle yapalım. Bunu dikkatinizi çekerim. Ne yapıyorduk? Noktalı virgül ayrılmazsa transpozisyon alıyor. Dizinler kolonlar, sütunlar kolon oluyor arkadaşlar. 13, 14, 15 bu ikinci satırımız.
15, 16, 16, 17, 18'de 3. satırımız. Dolayısıyla 3 kere 3, 9, 9 tane eleman var. Dolayısıyla 3'e 3'lük bir matris arkadaşlar. Integer 64 bunu işte virgülsüz olmasını sağlıyor. Bu 2 de bunun 2 boyutlu olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Peki ben eğer ki array 2 ben birinci diyerekten bu ikinci array'imin yani şuradaki şu array 2 diye gösterdim şunun birinci elemanını veyahut da birinci unsurunu istersem nasıl şekilde gösterecek arkadaşlar şu 10 şunu göstermiş olacak. Peki devam edelim. Ben tabi burada sadece İkinci elemanını istiyorum. Burada şuna bir dikkat etmenizi isteyeceğim arkadaşlar. Burada birinci buydu. Fakat ikincisi şu. Bu birincisi şu. İkincisi sanki 11 görünecek gibi görünüyor. Fakat burada 13 görünecek arkadaşlar. Çünkü neden? Şu birinci elemanın diğer belirtilmediği için kolonu şunu aldı. Şu da aslında ikinci eleman arkadaşlar. Bakın şu ikinci. Ama kolon belirtilmediği için 13 aldı. Aynı şekilde ben bunu R3 deseydim. Burada da ne görünecek? 16 görünecek arkadaşlar. Pardon, 3 diyecektik arkadaşlar. 3 diyecektik. Bakın 16. Yani aslında ben diyorum ki şu birinci elemanın bu, ikinci elemanın bu, üçüncü de elemanın bu. Fakat kolon belirtilmediği için birinci elemanın ilkini aldı. Burada da 3 dediğimde de 16'yı aldı arkadaşlar. Peki ben sadece tek elemanlara mı veya ilk elemanlara mı erişebilirim? Bunların kolonları farklı olanlar, bir kolonu birden farklı olanlara erişemez miyim? Elbette erişebilirim arkadaşlar. Bunun için de komutumuz şu. İkinci array'in 1'e 2 diyorum. Yani satır 1, sütun 2 olan elemanına ulaş diyorum arkadaşlar. 1'e 1 de diyebilirdik elbette. Fakat 1'e 1 dediğimiz zaman az önceki ilk aldığımız veriye ulaşırdık arkadaşlar. Bire 2 ne anlama geliyor? Birinci satır, ikinci eleman arkadaşlar. Şu 11. Peki ben 18'e nasıl ulaşabilirim? 3'ün 3'ü diyorum arkadaşlar. Bu şekilde. İlerleyelim bakalım. Peki 1'e 3 ne anlama geliyor? Birinci satır, üçüncü eleman. Bunu da yazalım. Evet. 1'e 3. Yani şöyle. Birinci satırın üçüncü elemanı şu. Get index diyerekten bir fonksiyonumuz var. Ben diyorum ki get index ile şunun indeks numarasını getir, şu indeks numarasındaki veriyi getir diyorum arkadaşlar. Yani get index demek şu, konumunu belirtiyorum. Satır ve sütunundaki eleman nedir diyorum arkadaşlar. Bir anlamda bu indekse şu alanı bul demek istiyorum. Burada bir tane sorgulanacak olan dizini belirtmem lazım. Bir de işte iki boyutlu dizinin işte bire satır ve iki sütunu belirtmem lazım. Burada sorgulatalım bakalım ne çıkacak. 11 çıkacak mı bizde de? Şöyle 1'e 2 bakarsak şu birinci satır, birinci satırın ikinci sütunu şu. Peki 15'i gösterelim. İkinci satırın üçüncü sütunu. Onu sorgulatalım. Get index. İkinci satırın üçüncü sütunu. 15. Peki ben eleman ilave etmek istersem eğer bir dizine nasıl yapacağım bunu? Burada da push ünlem işareti ve push first ünlem işareti ya da splice ya da işte dilimleme fonksiyonunu kullanabilirim arkadaşlar. Push ünlem işareti, push first ünlem işareti ya da splice. Örneğin eğer ki ben bir dizinin sonuna bir eleman ilave etmek istersem push ünlem işareti dediğimde bu az önceki array'imin en son elemanı 50'ye kadardı arkadaşlar. 55, 50'nin üzerine 55'i de eklemiş olabilirim arkadaşlar. Ekleyebilirim.
Burada ne yapıyorum? Push ile var olan array dizisine 55 denilen elemanı ekliyorum arkadaşlar. Eklemeyi de işte şöyle yapalım. Biraz daha şöyle biraz daha büyütsek. Evet. Burada push şu komut ile arkadaşlar array diye tanımlamış olduğumuz şu sıfırdan birden 50'ye kadar olana bir 55 elemanla en sona eklemiş oluyoruz arkadaşlar. En sona yani end dediğimiz sonuna eklemiş oluyoruz. 5'ten birden dedim ama 5'ten başlıyorduk arkadaşlar. 50'nin sonunda 55'i de yazdırmış oluyoruz. Veyahut da şöyle diyelim. İşte bunu print diye kadar daha önceki dizilimiz push ile şu 55 elemanı da eklemiş olduk buna. Burada şöyle bir incelik var arkadaşlar. Fonksiyon içerisinde işte push fonksiyonu içerisinde ben şu kullandığım zaman bu söz konusu array'i değiştireceğiz anlamında arkadaşlar. Yani artık array 50'yi içermez oluyor ve de 55'i içerecek şekilde arkadaşlar. Yani burada artık şu array'imiz eski array değil. Yani şu komut icra edildikten sonra içerisinde 55'in de yer aldığı yeni bir array haline geliyor arkadaşlar. Onun için orijinal array'in corrupt edilmesi ihtimali de var. Bu push komutunu uygularken hele hele şunu uygularken arkadaşlar. Onun için dikkatli olmak gerekecek. Peki ben eğer ki array'in önüne bu işte en sonuna değil de önüne eklemek istersen bunu da özellikle first diyerekten belirtmem gerekir ki burada işte sıfırıncı elemana işte 5'ten 50'ye kadar olana belirtmiştik. Array'imize sıfırıncı elemanı da eklemek istiyorum arkadaşlar. Bu da en öne push first diyorum buna da. Yani ilk başlangıç kısmına eklemek istersen bunu. Şimdi az önceki özelliği göstermek üzere bunu özellikle yazdım arkadaşlar. Şurada bakın tek sıfır var. Çünkü bu komut uygulandığında şu ünlem işaretiyle kullanıldığında artık eski array o array olmaktan çıkıyor arkadaşlar. Yani şu komutu ben compiler'da bu interpreter'da uyguladığımda arkadaşlar bu sayfa yorumlayıcısına uyguladığımda sıfır elemanını da en başa first olaraktan eklediğim. Ama yine komutumu bu array'imiz artık şu ama bunu ben göz önüne alaraktan diyorum. Yani şunu göz önüne alaraktan bir sıfır daha sıfır demiyorum arkadaşlar. Sıfır ilave ediyorum. Ancak bu sıfır eklenen sıfır da daha önce zaten üzerinde değişiklik yapılmış olan şu array olduğu için bunu eklemiş oluyor arkadaşlar. Onun için şu ünlem işaretli komutları push ya da işte push ünlem işareti ya da push first diyerekten kullanırken dikkatli olalım. Çünkü başlangıçtaki array'in mahiyetine, içeriğine değiştiriyor arkadaşlar. Verilmiş bir indekse göre ben dilimleme yapabilirim. Splice zaten dilimleme anlamında. Yine şurada şu ünlem işareti bunun artık eski dizin olmayacağını gösteriyor. Diyorum ki 2'den 5'e kadar satırlarını al ve de y'sini de işte 2'den 6'ya kadar alıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla şu splice'ı da uyguladığımda sıfır, bir, iki, bir, pardon şöyle diyelim, bir, iki, bir, iki. Hatta şunu kaldıralım arkadaşlar, şunu ikinci bir kez kaldıralım ki buradakine uysun. Evet, 2'den 5'e kadar diyorum bu.
Splice dediğimizde de 2'den 5'e kadar olan elemanları aldı arkadaşlar. 1. 2. 2'den 5'e kadar. 2, 3, 4, 5. Arkasından da 2'den 6'ya kadar. Bu 2'den 6'ya kadar. Bu X'i veyahut da satırı bu. Sütunu da 2'den 6'ya kadar. Şunu aslında şöyle bloklar halinde gösterirsek burada da hangi sayıları bize döktürmüş olacak arkadaşlar? 0'dan 5'e kadar, 2'den 5'e kadar da şu. Peki 2'den 6'ya kadar, 2'den 6'ya kadar bu durumda da 5'e şimdi işte bir yanlışlık yaptık arkadaşlar. Evet. Neticede bu dizilimizin üzerinde işlem yaptığımızda bize şu üzerinde değişiklik okunmuş olan dizinin şöyle bir dilimlemesini alacak. 2'den 5'e ve 2'den 6'ya kadar diyerekten şu verileri gösterecek arkadaşlar. Şimdi ilerleyelim bakalım biraz. Şimdi eğer ki ben dizilimi tekrar bu sefer yazdırırsam üzerinde bakın splice alınmış dizin orijinalini göstermiş olacak bu sefer de arkadaşlar. Peki ben bir eleman çıkartmak istersen bu durumda ne yapacağız? Tabii push komutunun karşılığı olan pop'u kullanacağız sevgili arkadaşlar. Yine bu durumda eğer sondan son ekleneni kaldırmak veyahut da çıkartmak istersek pop ünlem işareti veyahut da son ekleneni ilk eleman olarak ayırmak istersek ya da splice fonksiyonuyla ayırmak istersek de splice ünlem işareti ve parantezleri unutmuyoruz arkadaşlar. Peki ben pop diyorum son ilave edilen elemanı çıkartmak istiyorum örneğin arkadaşlar. En son 55'te pop demekle ben diyorum ki 55'e çıkart diyorum arkadaşlar burada. Çıkartılanı bana gösterecek. Arkasından ben o dizini o haliyle yazdır diyorum. Yani gray'i yazdır bana diyorum. 55'in çıkartılmış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Son eklenen pop ünlem işaretiyle çıkartılmış oluyor. Yani şöyle neredeydi? İşte pop gray şöyle en son bakın 55 direkten belirtmeme gerek yok. Pop dediğim zaman bunun en sondakini alıyor getiriyor arkadaşlar. Alıyor çıkartıyor. Peki aynı şekilde ilk elemanı da çıkartabiliriz. Pop first kullanacağım bu durumda arkadaşlar. Tabii pop first hangi onun da kökenini de belirtmem lazım. İşte şuradakini diyerekten. Burada da sıfırı çıkartacak ve de array diyorum şu array'i yazdır diyorum. İki tane sıfır vardı önünde. Bunu bu şekilde göstermiş olduk arkadaşlar. Hatta bir daha bu pop first'e bir kez daha çıkartalım. O sıfırda da atsın artık. Array'e bir kez daha yazdırmaya kalktığında bu sıfırsız halini gösterecek arkadaşlar. Bakın şöyle sıfırsız halini gösterecek. Biraz şöyle ilerleyelim. Dizilimiz şu. Peki ben diyorum ki burada splice diyorum. Orayı 5'ten itibaren bir dilimleme yap diyorum. Beşincisini dilimle diyorum arkadaşlar. Baktığımızda beşincisi neydi? 1, 2, 3, 4, 5. Diğer sınırı belirtmediğimde doğrudan doğruya onun gösterdiği o indeksteki elemanı dilimleyip daha doğrusu onu oradan dilim gibi alıp çıkartıyor arkadaşlar.
Evet, bu bölüm sona erdi. Şimdi bakalım ne var sırada. Evet, tüpyıl kısmına geldik. Şöyle bir ajandaya bir bakalım, arkasından tekrar küsülteceğim arkadaşlar şöyle sana. Burayı bitti. Şimdi tüpyıl kısmını ikinci bir saatte de size bunu sunuyor arkadaşlar. Evet. Tüpyıl bahsine geldik. Büyütelim şunu. Dizinlere benzer şekilde tüpyıllar da aslında elemanların sıralanmış, sıraya sokulmuş bir seti olaraktan da görülebilir. Buradaki aynı şekilde aynı şekilde çeşitli işlemler de yapabiliriz ki şöyle bir farkla bir dizin aslında kare parantezler belirtilmişken tüpyıllar ise parantez ve virgülle belirtiliyor. Bu onun tüpyıl olduğunu gösteriyor ve de tüpyıllar da değiştirilemez içeriklere sahip arkadaşlar. Yani tüpyılın gösterimi, sentaksı şu şekilde. Üreyler nasıl gösteriyordu? Kare parantez yani köşeli ve aralarında virgülle. Bu da aynı şekilde tuple'larda immutable diye geçiyor. Bu üzerleri içerisinde değiştirilemez anlamında. Bunu da tuple deyip şu şekilde ben bunun atamasını yapıp yazdırabilirim arkadaşlar. Hatta buna tuple diyelim bakalım. İşte tuple diyerekten bir isimle de belirtebiliriz bunu. Da olmasın diyelim şöyle. Türkçe isim de veyahut da bu şekilde Türkçe isim de verebiliriz. Tapulu yazdırdım da. Peki tuple'ın şurada belirtmiş olduğumuz şu tuple'ın 3'ten sonuncusuna kadar olan elemanlara ben eğer ulaşmak istersem bir, iki, üç. Üçten sonuna kadar. Yani bir, iki, üç. Üçten sonuncusuna kadar. Yani bütün tuple'ın en sonuncu elemanına kadar. Tabii burada şu vardı arkadaşlar. Ben tuple diyerekten gösterdim. Şu aslında. Bir, iki, üçten şuradan şuraya kadar. Dört tane elemanı. Şöyle üçten sonuna kadar. Üç to end dediğim zaman. 2 nokta üstte. Akıllı indekseme benziyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Ancak bir şartla ki burada birden itibaren başlıyor indeksleme. Python'da sıfırdan itibaren başlıyordu. Veyahut da tuple'ımı şöyle iki boyutlu bir tuple tanımlayabilirim arkadaşlar. Bunun değiştiremez olduğunu aklınızda tutun. Ya da işte print deyip şunu tuple diyerekten yine aynı sentaksla bana şunu verecektir. Şöyle kuyu biçiminde diyorum ben bunu diğerlerinden ayırt etmek üzere arkadaşlar. Onun en dibine baktığımızda şöyle U şeklinde yani bir konkavite var. Bu da onun tipi olduğunu gösteriyor. Yani belki karıştırabilirsiniz. List dediğimizde ya da array dediğimizde köşeli parantez ya da işte L harfini andıracak şekilde dik açılı. Bunlar da tüpullarda da şöyle bir konkavlık var. Bundan da bunun bir tüpül olduğunu hatırınızda çıkartmazsınız arkadaşlar. Ben bazen hani bir takım yöntemler buluyorum. Hani daha iyi ezberleme, daha iyi akılda tutma bakımından. Ve de tuple 1 dediğimizde yukarıda tanımlamış olduğumuz şu birinci elemanına dediğimizde birinci eleman demekle şunu kastediyoruz arkadaşlar elbette. Şu birinci eleman şu. Bunu da yazdırdığımızda şöyle çalıştırdığımızda 1, 2. Peki 2 sıfır yazdığımızda ne verecek arkadaşlar? Evet. Siz işte sıfırıncı indekse erişmeye çalıştınız. Böyle bir şey yok diyor. Mesela işte dokuzuncu diyorum. Dokuzuncu elemanda bul diyorum. Burada da hata verecek. Veyahut da işte tanımlanmamış olan bir en sayısını dediğim zaman hata verecek arkadaşlar. Velhasıl işte
Tüpül 1 dediğimizde normalde şu ilk elemanını verecek arkadaşlar. Şu tanımlamış olduğumuz şu ilk elemanı şuna verecektir. Peki ben spesifik olaraktan eğer ki tüpül 1 ve 2'ye, iki boyutluydu bu hatırlıyorsanız, özellikle şuna ulaşmak istiyorum diyorum. Bir ve iki. Bu şöyle, onun da yorumunu şöyle yapacağız arkadaşlar. Bir ve iki. Birinci satırın ikinci elemanı veyahut da row bir, column iki. Birinci row, ikinci column, yani ikinci sütun. Peki şu elemanı tanımlamak üzere ikinci satırın ikinci elemanı. Hemen yazalım. Şöyle. İkinci satırın, şu ikinci satır, yani şu birinci satır, şu ikinci satırın ikinci elemanı, yani kolonu 2'ye 2, 4. Peki 3'ü tanımlamak istersek 2'ye 1. 3'ü tanımlamak istersek. Peki 1'e 2, 1'e 2 de birincinin ikincisi 2'yi verecek arkadaşlar. Pardon. Birincinin, pardon, şu birin ikincisi. Çalıştırdım şunu. 2'yi verecek arkadaşlar. Bir yanlışlık oldu. Bakın şu. Birincisinin ikinci kolonu. 2. Kaydedelim. Sorun çıkmasın. Evet. Burada peki bir değişiklik yapmaya çalışalım arkadaşlar. Az önce sorgularken hata mesajı almıştık. Burada da diyorum ki ben işte diyorum ki ikinci eleman diyorum. Yani bunun işte şu birinci eleman şuydu ya. İkinci elemanı vermediğim zaman ikinci eleman sıfır olsun diyorum. Burada da hata mesajı verdi. Ne dedi burada işte sen dedi hem bu eşleşmede hem de bunu değiştiremezsin dedi arkadaşlar. İşte birinci elemanına sıfır koy demeye çalışıyorum mesela. Orada da yine aynı hatayı alıyorum arkadaşlar. Peki isimlendirilmiş tüpüller diyerekten bir kavram var. Bu da aslında tüpül ya da bir dişinin bir kombinasyonu. Bu da aslında buna isimlendirilmiş tüpül deniyor. Burada sıralı ve değiştirilemez, yani tüpül gibi sıralı ve değiştirilemez bir olunca buna bir isimlendirilmiş tüpül diyoruz. Ve de aynen dişinin bu sözlük yapılarında olduğu gibi her bir elemanın bir unique key var. Yani key value ya da index data şeklindeydi. Bu da yani dictionary yapısına da benzetebiliriz arkadaşlar bunu. Burada işte isimlendirilmiş tüpüllerin oluşturulması ne şekilde gerçekleşecek? Burada işte hem key değerlerine hem de değerlere, yani keylere karşılık gelen değerleri ayrı ayrı tüpüller halinde sağlayabiliriz. Veyahut da işte tek bir tüpül için, tek bir tüpül için key ve değerleri belirleyebiliriz. Ya da bunun her ikisini birden kombine bir şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Burada bir örnek verelim. Yani neyi bahsediyoruz? Named tuples denilen şu isimlendirilmiş tüpüllerden bahsediyoruz arkadaşlar. Burada örneğin ayrı tüpüller halinde ben key ve value değerlerini, yani index ve data değerlerini belirtebilirim. Şöyle ki aslında diyorum ki bu şunu yazalım. Name shape diyerekten, yani isimlerin şekillerin isimleri diyerekten iki tane bileşenle corner 1 ve corner 2 diyerekten iki tane bileşen yazıyorum arkadaşlar. Bakın şurada herhangi bir nümerik bir değer yok henüz. Bana bunun işte şu birinci eleman, şu da ikinci eleman diyerekten sanki bir tuple gibi verecek. Ancak burada iki nokta üst üste bunun isimlendirilmiş olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Peki ben devam ediyorum.
devam ediyorum. Diyorum ki işte bu various shapes'te benim işte şurada etiketlerine belirttiklerime de sen işte şu verileri gir diyorum arkadaşlar. Yaptığımız şey nedir? İsimlendirilmiş tuple'lar oluşturmak, create etmek. Bunun için de başlangıçta diyorum ki shape diyerekten, bir şekil diyerekten bir değişkenim var. Onun names kısmı bir de values kısmı olacak. Names kısmı tahmin ettiğiniz gibi bunun key değeri, bu da value değeri ya da işte o index değerine karşılık gelen değer. Burada şunu şunu ilişkilendireceğim. Corner 1 %100. Corner 2 dediğimde şu da ikinci eleman, bu da 200'e 200 ile ilişkilendirecek arkadaşlar. Bunu da çalıştırdığımda burada da tabii ben values dediğim için, values shape diyerek de belirttiğim için buradaki bunları atadığı değerleri bana verecek arkadaşlar. İlerleyelim bakalım biraz daha. Ben diyorum ki ikinci bir öge, isim ögesi de şu olsun diyorum. O da isimlendirilmiş tuple'ımı burada şu komuta giriyorum. Şunu endişe etmeyin, açıklayacağım ben bunu. Uzun bir komut gibi görünüyor olsa da. Acaba tek satıra giriyor mu bu? Girmiyor. Evet. Dolayısıyla evet. Şimdi arkadaşlar neyi anlatıyorduk? İsimlendirilmiş tuple'lardan bahsediyorduk. Şimdi name shape diyerekten isimler tuple'ını corner 1, corner 2 diyerekten iki tane öge var. Bunu yazdırıyorum bu komutu icra ettiğimde. Burada da bunlara karşılık gelecek olan value değerlere, yani nümerik değerlere şu şekilde belirtiyorum. Yine şu birinci öge için, şu da ikinci öge için. Aslında diyorum ki ben shape item 2 diyerekten bir değişken tanımlıyorum. Burada da named tuple diyerekten, yani isimlendirilmiş tuple diyelim. Burada da diyorum ki named shape'i kullanacaksın. Evet. Arkasından da value shape'i kullanacaksın diyorum arkadaşlar. Bakın şurada name shape aslında benim neyimi oluşturuyor? Key değerimi oluşturuyor arkadaşlar. Şunu da belirtmek üzere şu dalgalı parantezle diğer kısmında normal tuple value değerleri şeklinde gösteriyor arkadaşlar. Yani şurası name shape ne olacaktır? Corner 1, corner 2. Şu da %100, 200'e 200 şeklinde bir değer alacak arkadaşlar. Peki burada da bizzat tabii ben bunu ilişkilendiriyorum. Corner 1'e özellikle vurguluyorum. Corner 1'in içerisine şu gelecek. Corner 2'nin içerisine de şu gelecek diyorum arkadaşlar. Kaçarı yok. Dolayısıyla ben şimdi buradaki names tuple direkten bu tuple'ımın içerisindeki şu ilişkilendirmeyi, bakın burada da artık ne? İki nokta üstte değil, eşitlik ya da işte atama değeriyle ben bunu yapmış oluyorum arkadaşlar. Yani şurada tanımladığım corner 1'in değeri artık bundan böyle 100'e 100, corner 2'nin değeri de 200'e 200 olacak arkadaşlar. Bu şekilde shape item 2'yi ben bir kez daha yazdırabilirim. İşte shape underscore çalıştırdık. Neden buna hata verdi? Evet. Vermemesi lazım. Evet. Shape item 2. İstersen bunu da işte print yani sana şu şekilde tanımladığımı da burada yazdır diyorum. Şunu altalı liste yapalım. Şöyle bağırta bağırta şunu yazdırdık arkadaşlar. Yani tekrar bir atama yapmadık. Çünkü hata mesajı verdi. Item müşteri de öyle bir tanımlama yapabildik ama burada işte doğrudan doğruya buradaki yazboz tahtasında komutu yazdığım gibi çalışabildiği gibi o komutun oluşturduğunu ben yazdır dediğimde de yine şöyle bir klasik isimlendirilmiş tuple'ı görüyoruz arkadaşlar. İsimlendirilmiş tuple'ın gene karakteristik özelliği şu virgüllerle ayrılmış bir tuple olduğu ve de her bir ögenin de bir eşitlik ile bir değere bağlandığını görüyoruz arkadaşlar. Key value değeri. Key value değeri.
Peki ben dot operatörüyle ya da işte şu dot sentaksıyla elemanlarına ulaşabilirim arkadaşlar. Ben diyorum ki işte burada shape item 2'nin corner 1'ine ulaş, bunu bana yazdır diyorum arkadaşlar. Elbette burada şimdi çok az sayıda eleman olduğu için ben corner 1'in şu olduğunu söylüyorum. Fakat elimde eğer uzun bir ilişkilendirme varsa, yani uzun bir name tuple yapısı varsa, burada gözle bunu göremem elbette arkadaşlar. Bu şekilde operatörüm nedir? Nokta operatörü, shape item 2, benim isimlendirdiğim işte şu değişken, şu isimlendirilmiş tuple, yani adı named tuple bunun. Arkasından da diyorum ki o named tuple'ın nokta operatörüyle corner 1 key'ine yazdır diyorum arkadaşlar. Neyi yazdıracak? Yüzü yazdıracak elbette. Tek bir tuple içerisinde key ve value değerlerini göstermenin bir imkanı var mı? Elbette burada işte key ve değerleri tek bir tuple içerisine koyarak da yine bu name tuple'ları oluşturabiliriz arkadaşlar. Bunun örneği de şu. İşte şuradan şuraya kadar şöyle diyorum ki, bunu çalıştıralım bakalım bizim yazboz tahtamızda. Shape item. Bakın corner 1 aslında işte şu olacak diyorum. Corner 2 şu olacak diyorum. Center değeri şu olacak diyorum. Aslında burada bir şeyler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Birinci köşe şu, ikinci köşe şu, merkez şu diyorum. Ve de şunu. Evet. Aslında şunu şöyle kaldırsak. Az önce şu satırı fazladan yazmışız. Yani burada eğer ögeleri birer birer şöyle ilişkilendirmek istersek, tabi burada muhakkak ille de iki elemana ihtiyaç yok. Üçüncü bir eleman da örneğin burada, yani isimlendireceğimiz eleman da burada da işte sıfıra sıfır olacaktır arkadaşlar. Burada da bakın bir sanki bir üçgen yapısı gibi oluşturabiliyoruz. Sıfırıncı ve de bir de ve eksi bir de şeklinde bir şekil oluşturulmaya çalışılıyor. Şimdi tabi yine nokta operatör kullanarak hangi elemana erişmek istersek onu da belirtebiliriz. İşte shape item corner 2 dediğimizde de neye ulaşacaktır? Burada da şunu çalıştırdığımızda corner 2 eksi 1'e eksi 1 şu değeri veriyor arkadaşlar. Yani corner 2 ile ilişkilendirdiğimiz değeri veriyor. Nasıl kullanıyorum? Shape item nihayetteki bu isimlendirilmiş tuple'ı kullanıyorum. Dot operatörüyle İkincisinin key'ini belirtiyorum arkadaşlar. Yani noktadan sonra key belirtiyorum. Dolayısıyla hangi key ile ilişkilendirilirse onu bulacaktır. Mesela burada işte center da diyebilirdim. Center bu durumda da sıfıra sıfırı gösterecek elbette. Burada da onu göstermişiz. Peki ben olan tuple'lar gibi ben buna verilerine erişebilirim arkadaşlar. Şöyle diyorum onu da. C1, C2 ve center'ı aslında ben şu shape'i şunu kullanaraktan ben buradaki elemanları atamalarını yapacağım arkadaşlar. Böyle şöyle. Aslında yukarıda şu shape item'i tanımladım. Öyle değil mi arkadaşlar? Hani bunu tanımlamış üzerine. Diyorum ki shape item'i al sen. Bunun içerisindeki 3 ögeyi C1, C2, center diyerekten döktür diyorum arkadaşlar. Tabii C1 neyi verecektir? Arkasından ben burada C1'i yazmak istiyorum arkadaşlar. Burada tabii C1 dediğimde bunu döktürecek. C1 neden tanımsız dedi. Bir daha çalıştıralım bakalım.
tanımlı hale geldi. Aynı şekilde ben C2'ye atamasını ne yapmıştım? Koridor 2 ile ilişkilendirmiştim. Burada da diyorum ki C2'yi yazdır diyorum. İstersen şöyle print center diyerekten de yazdırabilirim arkadaşlar. Çünkü center diyerekten de şunu Öge'ye yazdırabilirim. Yani ismini şöyle zikrederekten 0'a 0 şeklinde. Peki iki tane isimlendirilmiş tupul bir araya getirilebilir mi? Bunu da bir sorgulayalım bakalım. İşte üst kısmı üst diyerekten bir key değeri kırmızı, alt değeri yeşil olan bir tupul tanımlıyorum arkadaşlar burada. Bunu da işte color shape diyerekten yani bir şeklin renkleri diyerekten. Arkasından da diyorum ki ben birinci Öge'ye shape item'i color shape ile birleştirmek üzere shape item'i işte corner 1 şu olacak. Corner 2 şu olacak. Hatta bir de işte center değeri de şu olacak şekilde bir ilişkilendirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi onu yapacağım. Biraz sonra göreceksiniz. Ve de diyorum ki bunu ilk önce şunu şöyle bir ilk tuple'ımızı isimlendirmiş tuple'ı belirtelim arkadaşlar. Şu yapı nedir arkadaşlar? İsimlendirilmiş tuple çünkü bunu bir key değeri bir value değeriyle ilişkilendirilmiş arkadaşlar. Yani birinci key değeri şu, ikinci key değeri şu. Birinci key değerine karşılık gelen value şu, ikinci key değerine karşılık gelen value şu. Peki ben diyorum ki neden bahsediyorduk? İsimlendirilmiş tuple'lar bir araya getirilebilir mi diyorduk. Evet getirilebilir. Bu işte color shape dediğimiz bu tuple burada dururken bir de shape item diyerekten bir başka bir tuple tanımlayalım. İsimlendirilmiş tuple. Shape item ögemizde işte az öncekine benzer şekilde işte corner 1, corner 2 ve center elemanlarını içerecek. Bu da 3 elemanla isimlendirilmiş bir tuple arkadaşlar. İsimlendirilmiş tuple. Shape item. İstersen ben şunu işte print shape item diyorum. Şöyle yazdırıyoruz. Şu ikinci isimlendirilmiş tuple'ımız. Ne yapıyorduk? Combine etmeye çalışıyorduk. Bu iki tane tuple'ı bir araya getirmeye çalışıyorduk. Bunun için merge diyerekten bir metodumuz var arkadaşlar. Merge metodunun iki tane parametresi var. Shape item bir tanesi, color shape de ikincisi arkadaşlar. Yani shape item ikincisi, color item de yukarıdaki bir asıl top ve bottom diyerekten isimlendirdiğimiz. Hemen şunu belirttiğimizde shape item'ı temel aldı. Yani şunu birincisini şöyle temel aldı. Arkasından da şu birinci tuple arkadaşlar. Birinci name tuple. Arkasından da top red ve bottom green ile ilişkilendiği şekilde ikinci name tuple'ımızı da belirtmiş oldu. Yani şu shape item şuradaki corner bir direkten ilişkilendirdiği şu. Shape item şu. İkincisi de şu da Color Shape. Yani ilk başlangıçtaki şu verdiğimiz en üst kırmızı olacak, en alt yeşil olacak şekilde iki tane ögeyi içeren bir isimlendirilmiş tuple. Ne yapmış olduk merge ile? Bu iki tuple'ı bir araya getirmiş olduk arkadaşlar. Anahtar sözcük olaraktan bu argümanlar olaraktan isimlendirilmiş tuple'ları nasıl kullanabiliriz? Yani key değeri olaraktan, keyword olaraktan nasıl kullanabiliriz? Ve mesela şurada bir şöyle bir kod parçacığını burada ABC'ye dikkat edersek arkadaşlar bu aslında bir tuple öyle değil mi arkadaşlar? Bakın şu virgüllerle ayrılmış bir tuple. Bunun kaç tane ögesi var? İşte şu isimlendirilmiş tuple'ın şu birinci kısmı, şu da ikinci kısmı arkadaşlar.
Peki ben burada diyorum ki ABC fonksiyonum öyle olsun ki diyorum. Demek ki şu koşulları veya da şu verileri kullanaraktan diyorum ki x öyle ki sen bu x'in gösterdiği değere ulaş diyorum. Hatırladığınız gibi x'in gösterdiği değere ulaşmak için dolar işareti kullanıyorduk. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu bir etiket yazdırmak istiyorum burada. İşte şu diyorum. Arkasından da y dediğimde y'nin değerini yaz diyorum onun hemen yanına. Z'de z'nin değerini yaz diyorum. Arkasından diyorum ki a'nın değeri şu, b'nin değeri şu, c'nin değeri şu. Şu etiket kısmı arkasından da A'ya, B'ye ve C'ye karşılık gelen verileri de yazdırsın. Şurada da X ve Y ve Z'yi yazdırsın diyorum arkadaşlar. Ve de program burada bitiyor. Bunu çalıştırdığımızda buna da Ç diyelim arkadaşlar. Madem buna şarla da şöyle diyelim. Evet. Burada bana bu ABC ile ilgili bilgi verdi. Ne dedi? Sen burada bir tane bir metot tanımladın dedi. Bu tek metotlu bir fonksiyon dedi. Bana ABC ile ilgili bilgiyi verdi arkadaşlar. Peki ben print ABC diyorum. Bunu yazdırmaya çalışıyorum. Bakalım nasıl bir çıktı elde edeceğiz. Evet, sadece burada bu ögeye ulaştık. Ben o günün eğer indekslerini özellikle belirtirsem burada da şu ayrıntıları elde edebilirim arkadaşlar. Bakalım ilerleyelim şimdi. Burada mesela option diyerekten bu kez şöyle bir isimlendirilmiş tuple belirtebilirim arkadaşlar. Options diyerekten. Burada da aslında options isimlendirilmiş tuple'ının key'i şu. İkinci key'i de şu arkadaşlar. Yani birinci key'i şu pardon. İkinci key'i şu. 2'ye karşılık gelen 200. İkinci key'e karşılık gelen de C'ye karşılık gelen de 300 şeklinde görüyoruz. Eğer ki kullanmak için kullanmaya ihtiyaç duyduğumuz fonksiyona isimlendirilmiş tuple'ların geçirilmesine, bunların atanmasını istiyorsak bu durumda da diyorum ki ABC'yi daha önceden tanımlamıştık. Ben diyorum ki şu seçeneklerle diyorum nokta 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 diyerekten belirtiyorum arkadaşlar. Burada da aslında ben şunu aslına sadık kalın. Madem ABC dedik, ABC olsun arkadaşlar. Burada da diyorum ki 1, 2 ve daha sonra da o şu şekilde koyduğumda nokta 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 operatörüyle kullandığımda da X'e de verdiği değerleri burada aslında diyorum ki sen bunun bütün elemanlarına getir diyorum arkadaşlar. Eğer ki daha sonraki bir fonksiyonla ben bu key ve value değerlerinin üzerine yazabilirim arkadaşlar. Bunlar üzerine yazılabilir. O da şu şekilde olacaktır. Şunu gösterelim. Mesela B'ye 100 bin gibi şöyle aralıklı şekilde belirtebilirim arkadaşlar. Tabii şu vermedi arkadaşlar, şu vermedi. Çünkü neden? Tuple'ların mahiyetini biz değiştiremeyiz arkadaşlar. Burada dikkatinizi çekmiştir. Yani ben şunu B yaptığım halde sen bunu yazdır dediğimde B'nin değeri şu olacaktır. Peki ben ille de B'nin değerini değiştirmek istiyorum. Yani artık o B 200 gibi bir değer olmaktan çıkıp şöyle 100, 1 milyon gibi bir değer olsun istiyorum arkadaşlar. Yani onun için de özellikle bunu tuple tanımlaması içerisinde şöyle belirtiyorum arkadaşlar. Şöyle. Bu durumda da ben eğer ki şurada yazdırdığımda verinin
Artık şurada 200 olmaktan çıkıp şöyle bir değere değiştirdiğini görüyoruz. Yani ben özellikle isimlendirilmiş tuple'da options nokta 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 operatörüyle eğer şöyle belirtirsem bu 200 değerinin içeriğini bu şekilde ancak değiştirebiliyorum arkadaşlar. Evet, 1 saat 40 dakika olmuş. Tam sayılar ve ondalıkta sayılar bahsine geldik. Bakalım ne kadar şöyle bir ilerlemişiz. Arkadaşlar array'leri anlattık, tuple'ları gördük. Tam sayılar ve ondalıklı sayılar bahsine geldik. 1,5 saat olmuş, 2 saate yaklaşmış, 1,5 saati geçmiş. Bir sonraki dersimizde şu kısımları göreceğiz. Belki de basic temel operatörlere kadar gelebiliriz. Belki de matematik fonksiyonlara kadar gelebiliriz arkadaşlar. Biraz hızlı gideceğim. Bu dersin başlangıcında 15-20 dakika kadar diğer bilgileri vermekle ilgili zaman geçti. Not alalım. Integers, floating point numbers diyerekten şunu. Gelecek ders buradan itibaren devam edecek. Evet arkadaşlar, bu dördüncü dersimizde tutorialspoint.com adlı web sitesinden dersimize devam ettik. Bu arada dersin ilk başlangıcında da söz konusu Julia'nın farklı kaynaklarını size gösterdim ve de bu ters anlatma maksatlı olaraktan da Anaconda Navigator'ın içerisinde bir Jupyter notebook var arkadaşlar. Biliyorsunuz bunu kullananlar bilir. Bunu da Julia Lang adlı siteden çeşitli versiyonlarını indirerekten bir ilişkilendirme ile bu Navigator ögesi olan Jupyter Notebook'u sanki bir Jupyter Julia Notebook gibi kullandık arkadaşlar. Biraz daha pratik oluyor anlatma bakımından. Ama isterseniz Atom'da yani şu ortamda çalıştırabilirsiniz. Veyahut da işte IntelliJ'in da aslında Julia programı var. Şurada kapatalım şöyle komple. Buradan da işte New Project dediğinizde buradan da Julia'ya ulaşabiliyorsunuz. Bakalım işte şurada belki bu problemsiz olacaktır. Burada da işte yeni bir isim vererekten o yeni bir program, yeni bir proje oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Untitled dedi. Aynı şekilde buradan da devam edebilirsiniz. Örneğin işte kapatalım burada. Ne diyelim işte yeni bir Julia dosyası oluşturmak istiyorum. İşte Julia ders 5 diyorum, ders 5 00 diyorum. İşte bundan sonraki işte bir sonraki Julia dersinin de kaynağını işte burada oluşturabiliriz arkadaşlar. .gl Hatta merak ettim arkadaşlar şu dersi anlatıyorduk. Neredeydi o? Evet. Mesela integer bahsinde şöyle bir işte bir sözcüğün büyüklüğüne bakalım burada örneğin. Elbette bir size diyerekten şuna. Evet, 64 bit. Evet çalışıyor arkadaşlar. Hata verdi ama bu da bir kaynak görmüş olduk. Yeri neresi? IntelliJ şu versiyon arkadaşlar. Community versiyon. Şurada da build numarası var. İsterseniz bunu da kurduktan sonra close diyeyim. Burada da işte new project işte open dediğinizde de
Untitled aslında şunu ismini değiştirebiliriz. Şu da Julia programını buradan da kullanabilirsiniz. Yani ortam IntelliJ'nin community versiyonu arkadaşlar. Şunu göstermeyi unuttuk tabii. Arkadaşlar şöyle demiştim. Şu 4. dersten 5. dersten itibaren başladık ya, şu kısımdan bir örnek aldım arkadaşlar. System Word Size. Burada da IntelliJ gösterdim sizlere. IntelliJ'da da işte yeni bir proje direkten burada Julia'yı seçip devam edebilirsiniz arkadaşlar. Burada da az önce isimsiz koydum şunu. Word size'ı baktım acaba doğru gösterecek mi diyerekten. Bir seferlik mi çalışacakmış? Bu problem oluyor. Evet. Şöyle bir vedalaşalım. Evet arkadaşlar, Julia'nın bu 4. dersinde epey ilerledik ama anlatacak çok şey var. Belki bilmiyorum, yorumlara da geçebilirsiniz. Hocam bunları çok hızlı da geçelim dersiniz ama hepsini anlatmakta fayda var diyorum arkadaşlar. Çünkü her öğrendiğimiz, sentaksi öğrendiğimiz ileride eğer onu görmemişsek onunla ilgili sorun yaşayacağımız anlamına geliyor. Tekrar dönüp bakmamız gerekecek. Onun için adım adım vaktimiz de var. Ben de müsait olduğum sürece bu Julia derslerinin devamı gelecek arkadaşlar. Tabii sorumluluklarımız var. Başka dersleri de sizlere aynı kanalda sunuyorum. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dersin yüklemesi tamamlandıktan sonra en başından itibaren kaynaklarıyla birlikte nereden ne yüklenecek onunla da bilgi sahibi olacaksınız arkadaşlar. Hoşça kalın diyorum ve kapanış hoşça kalın arkadaşlar.